2021 eğitiminin ilk yetkin sohbetine hoş geldiniz. Genel istek üzerine bu akşam Cem Balçıkanlı hocayla beraberiz ve İngilizce öğrenmek, Türk eğitiminin kanayan yarası İngilizce öğrenmek üzerine konuşacağız. Cem Hoca, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde İngiliz Dili Eğitimi bölümünde profesör. Kendisini Türk gençliğine İngilizce öğretmeye adamış birisi. Kendisiyle sosyal medya üzerinden tanıştık. Daha yüz yüze görüşme fırsatı olmadı ama pandemi biter bitmez inşallah bir oturacağız. Ayran veya şalgam hocam ne isterse onu içeceğiz. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi akşamlar sevgili hocam. Sizi böyle sosyal medya aracılığıyla tanıdıktan sonra böyle canlı olmaya yakın görmek de olsa çok mutlu oldum, çok sevindim. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olun hocam. Hocam siz bu İngilizce işiyle ne zaman karşılaştınız, nasıl tanıştınız? Ortaokulda mı, lisede mi, üniversitede mi? Ondan bir bahseder misiniz? Yani İngilizce odaklı eğitiminizin hikayesi. Evet. Orta 1'de başladım. Tanıştım. Bizim zamanımızda ben 1980 doğumluyum. 41 yaşındayım. O zamanlar ortaokul 1. sınıfta İngilizce başlardı. Özel okula gitmedim. Bir devlet okulunda okudum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da Anadolu yakasında Küçükyalı'da Resonance Okulu'na kaydoldum. Ve belki de İngilizce ile ilk tanışmam o döneme rast geldiği için kendimi şanslı adleden öğrencilerden biriyimdir. Çünkü gerçekten çok sağlam bir İngilizce altyapısını o dönemde kazandım diyebilirim. Ama bundan önce sevgili annemin eve aldığı bir İngilizce seti vardı. Benim için o set böyle Erhan Hocam uzay yolu filmine gidip gelmek gibi bir şeydi. Böyle açıyorsun, dinlemeler yapıyorsun, elinde bir tane aparat var, o aparatta doğru yazdığın zaman yeşil yanıyor. Öyle onunla haşır neşir oldum. Ondan sonra da lisede de hep İngilizcem iyiydi. Kendimi İngilizce anlamında daha fazla geliştirme konusunda inisiyatif aldım. Ve ondan sonra da işte üniversiteden sonra da hep İngilizce hayatımda var oldu akademik olarak da. Hocam orta birde İngilizce öğrenmek daha kolay oluyor değil mi? Tabii yani aslında biz şu anda elimizdeki bilimsel verilerle daha erken olması gerektiğini söylüyoruz. The earlier the better diyoruz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Niye? Çünkü kritik dönem hipotezi diye bir kavram var. Bu bize özetle şunu söylüyor. Cem Balçıkanlı eğer İngilizce öğrenmeye erken başlarsa Cem Balçıkanlı'nın telaffuzu daha geç başlayan birine göre daha iyi olacaktır diyor. Ama orta bir de o anlamda baktığımız zaman kritik dönemin biraz arasında böyle eşiğinde bir husus. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Şimdi hocam orta bir dediğini ben çok iyi anlıyorum da bu gençler 4+4+4'ün esirleri olduğundan anlamayabilirler. 6. sınıfı kastediyorsun. Yani ilkokul bittikten sonraki ilk sınıfı kastediyorsun. Evet. Diyorsun ki bu aslında geç. Tabii. Yani benim de okuduğum şeyler şunu söylüyor. İşte ilkokul 1 ana diliyle okunmalı. Ondan sonra ilkokul 3'te etrafta konuşulan dil öğrenilmeli. Ondan sonra da en geç ilkokul 5'te İngilizceye geçilmeli. Peki ya sen devlet okuluna gittim diyorsun. Ben de devlet okuluna gittim. Ben de orta 1'de öğrendim yabancı dili. O zamanlar demek ki devlet okullarında çatır çatır yabancı dil öğreniliyordu hocam. Ne oldu? Hocam ne güzel bir soru sordun. Ama bu soruyu sorduktan sonra ben bu sorunun cevabı üzerine bir saat konuşurum. O yüzden kendimi frenleyerek cevap vereceğim. Niye? Şimdi Türkiye'nin gel bir yabancı dil eğitim hikayesine bakalım. Türkiye hiçbir zaman yabancı dil eğitiminde başarılı bir ülke olmamıştır derler. Bunu 1826 yılında açılan tercüme odasından günümüze kadar getirebiliriz. Ama biz oraya getirmeyelim. Gel sizinle sevgili hocam 1975 yılına gidelim. Ondan öncesindeki marif kolejlerine gidelim. Bu ülke çok güzel böyle aslanlar gibi dil öğretti Marif Koleji'nde. Sayıları çok azdı. Öğrenciler seçilirdi. Öğretmenler seçilirdi. Öğretmenler orada olabilmek için kendilerini geliştirmek zorunda kalırdı. Sonra ne oldu? 1975 yılında bunlar Anadolu Lisesi oldu. Şimdi bizi takip eden gençler Anadolu Lisesi kavramını da ne yazık ki içi boşaltılmış olarak biliyorlar. Anadolu Liseleri yine seçilmiş öğrencilerle bu ülkenin çok başarılı yabancı dil hikayeleri yaratmasını mümkün kıldı. Ne zaman? 6. sınıftan sonra ortaokuldan ve devamında çok yoğun bir İngilizce eğitiminden sonra. O zamanlar daha mı iyiydi? O zamanlar pek çok anlamda baktığımız zaman bu noktada evet daha iyiydi. Çünkü bu ülke yabancı dil eğitimi hususunda Anadolu liseleri gibi yoğunlaştırılmış bir süreçte seçilmiş öğretmenlerle, altını tekrar çizmek isterim, seçilmiş öğretmenlerle ve seçilmiş öğrencilerle bunu başardı. Bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ben Anadolu Lisesi'nde de okumadım. Ben düz bir devlet lisesinde okudum ve düz bir devlet lisesinde bizim için İngilizce dersinde İngilizce duymak bir problemdi. Şimdi birazdan muhtemelen konuşacağız. Eğer sen yabancı dil öğrenmek istiyorsan bırak örgün eğitim sistemini, bırak üniversiteyi, bırak okulu, kendi başına inisiyatif al ve bunu başarabiliriz. Yoktu ki bizim zamanımızda. Siz bunları çok daha iyi anlayacaksınızdır benim ne söylediğimi. Küçük bir anekdotla bu konuyu bağlayayım. Blue June dergisi vardı. Benim 2 tane ablam var. Onlara hep Blue June dergisi alırdı Erhan Hocam. Ben de çocuk aklımda oradaki şarkıların İngilizcelerini dinlerdim. TRT 2'deki programlarla ve o şarkı sözlerini şimdi lyrics yazıp Google'a girip nereden bulamıyorsun? Step by Step diye bir şarkısı var. The New Kids on the Block. Böyle 5 tane çok yakışıklı çocuğun şarkısıdır. O şarkı benim hayatımda anladığım ilk şarkıdır İngilizcesini. Böyle kelimeleri anladığım için havalara uçmuştum. O Blue June dergisinde de sözleri görmüştüm. Aslında anladığım pek çok şeyin aslında anlamadığımı, yanlış anladığımı gördüğüm ilginç bir anekdottur o. The New Kids on the Block'un Step by Step şarkısı. Hocam peki yani eskiden doğru yapabiliyormuşuz, şimdi yapamıyoruz. Bunun bir sebebi herhalde eğitimde çok daha büyük kitlelere ulaşma çabamız. Sınavlarda İngilizcenin olmaması, öğretmenlerin doğru dürüst İngilizce konuşamaması nedir yani bizim, ya da dil aileleri mi çok farklı? Neden Türk çocukları İngilizce öğrenmekte zorlanıyorlar? Yani tamamen sistemden mi kaynaklanıyor sorun, yoksa bizim genetik, biyolojik bazı engellerimiz de mi var? Hani bu korona ilk ortaya çıktığı zaman bilim insanları çıkıp Türklere bu dokunmayacak, Türklerin genetik yapısı buna uygun, bir sorun olmayacak demişti ya. Ben hocam de şimdi onu diyen adam kayboldu ortadan. Ya şimdi ben de çıkıp desem, yarın öbür gün manşet olurum desem mesela, ya evet Türkler yabancı dil öğrenme konusunda gen eksikliği yaşıyor. Yok böyle bir şey. Kendimizi kandırmayalım. Bizler bu işi başarabilecek potansiyele sahibiz. Ama isterseniz sizin bu sorduğunuz soruyu sevgili hocam, Okram'ın usturası açısından ele alalım. Eğer sevgili gençler bilmiyorsa bu bir Google'lasınlar. Okram'ın usturası ne demek diye bir görsünler. Bu bizim için şu anlama geliyor. Pek çok açıklama arasında akla gelen ilk açıklama en iyi açıklamadır. Dolayısıyla bu sorunuzun cevabı sevgili hocam, hani Amerikalılar diyor ya, that's a $1 million question. Tek bir cevabı olan soru değil. Pek çok boyut var. Ben bunları hızlıca anlatayım. 1. Dil ailesi etkilidir. Je parle le français, I speak English, io parle italiano. Söz dizimsel anlamda baktığınız zaman özne, fiil, nesne gelir. Bu bizim için önemli bir husustur. 2. nokta ders saatleridir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki ders saatlerinin eksik olması çok büyük bir problemdir. Niye? Çünkü Türkiye'de İngilizce yabancı dil. Biz yabancıya yabancıyız. Yabancı dile yabancıyız. O yüzden yabancı dile yabancı olduğumuz için Hollanda'da bir çocukla Türkiye'deki bir çocuğun yabancı dili bulunma oranı aynı değildir hocam. 3. sınav dediniz. Siz bunu hep yazılarınızda da söylüyorsunuz. Bizim gibi sınav cenderesine girmiş bir ülkede ne yazık ki yabancı dili 4 temel iletişim becerisine göre ölçmezseniz bir arpa boyu yol ilerleyemezsiniz. Öğretmen nitelikleri de bunların arasında önemli bir faktördür sayın hocam. Neden? Çünkü biz yakından biliyoruz ki, elimde benim veriler var. 15.000 İngilizce öğretmeni üzerinde yapılmış bir araştırmaya göre öğretmenlerin bugün en büyük ihtiyaç duyduğu husus kendi İngilizce yeterliliklerini geliştirmek. Bu da bizim için çok ciddi anlamda bir soru işareti yaratıyor. Son olarak da sizin pek çok araştırma yaptığınız ve yazı yazdığınız konuya değineyim. Gazete Pencere'de sizin yönlendirmenizle bir yazı yazmıştım ben. O yazıda şunu incelemiştim bir araştırmacı olarak. Sol tarafa PISA sonuçlarımızı koymuştuk. Sağ tarafa İngilizce Yeterlilik Endeksi diye dünyadaki ülkelerin İngilizce sıralamalarını anlatan listeyi koymuştuk. Ve ne görmüştük? Eğer siz okuduğunuzu anlamada başarılıysanız yabancı dil eğitimine de bu yansıyor. Çünkü yukarıda olan ülkeler İsveç, Danimarka, Finlandiya, Hollanda basın özgürlüğünde de yüksek, hukukun üstünlüğünde de yüksek, Efendim küresel inovasyon endeksinde de yüksek. Olayı sadece ya biz neden yabancı dil öğrenemiyoruz olay boyutuna sokarsak büyük bir hata yaparız. Çünkü biz bütünsel olarak baktığımız zaman bu saydığım 5 denklemin dışında şu cümleyle hareket etmek zorundayız. Hürriyet neredeyse eğitim oradadır. Ooo! Mic drop oldu hocam. Yani hocam özetle diyorsun ki bunun bir tane sebebini arama. Burada dil ailesi de bizim işimizi zaten zorlaştırıyor. Böyle haftada 2 saatle falan bu iş zaten olmaz. Ve öğretmenlerin İngilizcesi yetersiz. Ana dilini iyi konuşamayan zaten başka bir dili iyi öğrenemez. Ve diyorsun ki eğitimde neyi iyi yapıyoruz ki bunu iyi yapalım. Yani hocam, ve sınav cenderesi. Bunun üzerine kapatıyorum yayını. Herkes hoca mikrofonu çaktı yere ve yürüyor. Hocam bütün dediklerine yani bir kısmına kalben bir kısmına beynen katılıyorum. Anlamadığım konulara ancak kalben katılabiliyorum. Anladığım konulara beynimle de katılıyorum. Peki hocam durum bu, tamam mı? Şimdi çocuklar ne yapacaklar? Yani lanet olsun bizim dil ailemiz de yamukmuş. Sistem de yamuk. Zaten öğretmenim de İngilizce bilmiyor. Zaten sınavlar 4 bacaktan sınav yapılmıyor. Zaten ana dilimi doğru dürüst öğrenemedim. Zaten bu ülkede eğitim yamuk. Ben de ne yapayım işte gidebildiğim yere kadar giderim mi diyecekler, yoksa bir dakika ya her şeye rağmen ben bunu kendim öğrenirim kardeşim mi diyecekler? Ya tabii ki ikincisini diyecekler. Çünkü şöyle bir durum var bizim şimdi elimizde. Belki biz bu sohbeti bir konferans salonunda 20 yıl önce sizinle kahvelerimizi içerken yapıyor olsaydık şöyle bir yere varacaktık. Ya git iyi bir tane yabancı dil kursu bul, bu işi çöz. İyi öğretmenle hallet diyecektik. Ama şimdi efendim yeterlikler tartışıyoruz, efendim beceriler tartışıyoruz, pek çok şey tartışıyoruz. O yüzden bu çocuklar böyle demeyecekler. Bu çocuklar yetkin olmanın gereğini yerine getirmek adına İnisiyatif alacaklar. Benim yüksek lisans tez çalışmam ve ondan sonraki çalışmalarımın hepsi bu konu aslında. Öğrenen özerkliği. Yani Erhan Ertürk olarak ben yabancı dil öğrenme sürecini nasıl şekillendiririm ve bu çerçevede nasıl bir planlama yaparım diyecekler. Bunu yaparken de karşılarına olumsuz olacak her türlü durum çıkacak. Ne mesela? Ters tavsiyeler var Erhan Hocam. Ne demek o? Türkiye'de yabancı dil öğrenilmez, illa yurt dışına çıkman lazım. Yanlış. Yabancı dil öğrenmek istiyorsan sadece gramer öğrenmen lazım. Yanlış. Yabancı dil öğrenmek istiyorsan efendim şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Bir kere bunları kenara koyacaklar ve başka bir şeyi daha kenara koyacaklar. Hocam, çok önemli hocam. Aman gençler atlamayın bakın. İlla yurt dışına çıkmalısın, şehir miti diyor hoca. Mutlaka grameri iyi öğrenmelisin. Şehir miti diyor. Bak bunları ben desem dinlemeyin beni ama bunu İngilizce öğretmeni yetiştiren bir profesör söylüyor arkadaşlar. Yurt dışına falan gitmenize gerek yok. İlla gramer diye beyninize binen öğretmenlere çok da fazla kredi vermenize de gerek yok. Evet hocam devam. Şimdi gramer konusunu birazdan açıklığa kavuşturacağım. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın ama gelin şimdi 21. yüzyıl becerili 21. yüzyılda hareket edelim. Mesela Elon Musk denen muhteşem beyin çıkıp diyor ki sizin diyor yakın zamanda İngilizce öğrenmenize gerek kalmayacak diyor. Biz bunu çiplerle çözeceğiz diyor. Şu anda bizim alanımızda yapılan çalışmalar bunun çok mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Neden? Ben şimdi bu konuyla ilgili size bir anekdot anlatacağım sevgili katılımcılar. Mümkünse yorumlar kısmına sizin de İngilizce gaflarınızla ilgili bir katılım bekliyorum. Şimdi ben Florida Üniversitesi'ne gittim doktora sırasında. Gainesville. Müthiş bir yer. College Town. Go Gators yapıyoruz böyle. Bir tane üniversite profesörü. Hocam bu arada Florida benim doktorayı aldığım yer. Öyle mi? Evet. 1980-1986 arasında ben Yunus Öztürk'te doktora yapmıştım. Gainesville süper. Yollarımız kesişmemiş ama zaman boyutunu dışarıda bırakırsanız evet. Ya da Go Gainers'lar şunlar aynen öyle. Evet. Kesinlikle. Evet. Şimdi ama orada getir bir şey var mı diye ama bulamadım şu anda. Şimdi yorumlar kısmına lütfen İngilizce gaflarınızı bir yazın arkadaşlar. Çünkü biz yabancı dil eğitiminde şunu söyleriz. Katılım önemlidir deriz. Öyle çıkıp öğretmen durup anlatmayacak. Öğrenciler katılım gösterecek. Şimdi gafımı anlatıyorum. Virginia Lacostro, kulaklar çınlasın, muhteşem bir profesör. Ben ondan ders alıyorum. Diğer graduate studentlarla, lisansüstü öğrencilerle evine gittik. Evi böyle doğanın içinde. Muhteşem bir yer. Aman aman. Ben de şöyle bir cümle deme gafletinde bulundum. The nature is calling me dedim. Herkes bana gülmeye başladı. Ya Cem dedim, sen bir şey yaptın ama ne yaptın? Sonradan öğrendim ki the nature is calling me, benim acilen lavaboyu kullanmam gerekiyor demekmiş. Böyle gaflar hayatımızda var olacak. Çünkü biz yabancı dil öğrenme sürecinde asla ve asla çekinmeyeceğiz ve bu süreçte katkıda bulunacağız. Şimdi ben sizin yorumlar kısmınızdan bakıyorum sevgili arkadaşlarım, gençler. Lütfen katkıda bulunursanız böyle interaktif bir etkinlik yapmış oluruz. Çünkü biz her zaman için etkinliklerin önemli olduğunu söyleriz. Bunu dedikten sonra madem bu işi nasıl yapacağız? Şimdi David Hallman'ın çok güzel bir kitabı var. Hope and Education, Umut ve Eğitim. Orada bizim aslında neden bilim yaptığımızı net bir şekilde anlatıyor. Biz ümitli olmak zorundayız. Az önce yorumlardan birini gördüm. Diyor ki yabancı dillere küselim mi? Öyle şey yok. Yabancı dil bilmek dünyayı yorumlama biçiminizi derinden etkiler. Dünyada olup bitenleri takip etmenizi sağlar. Daha önemlisi içinde bulunduğunuz topluma yardımcı olur. Ama genel olarak başarısızlık şurada düğümleniyor. Ya ben yabancı dil öğrenmek istiyorum. Çok kötü bir amaçtır. Sen yabancı dil öğrenmek istiyorsun. Bunu hangi gerekçeyle? Yurt dışına çıktığında rahatlıkla iletişim mi kurmak istiyorsun? Yüksek lisans yapmak mı istiyorsun? Yabancı dizi filmleri mi izlemek istiyorsun? Amacın ne? Eğer bu amacı doğru bir şekilde içselleştiremezsen hiçbir yere varamazsın. Dolayısıyla yabancı dil eğitimine küsmeyeceğiz. Kendi amacımızı belirleyip bu noktada hareket edeceğiz. Şimdi Jack Ma'yı hepiniz biliyorsunuzdur. Jack Ma'nın hayat hikayesi çok ilginç. Ben bir gazete yazısında kullandım Jack Ma'nın hayat hikayesini. Adam şimdi 1964 yılında Çin'in çok fakir bir yerinde doğuyor. 9-12 yaş arasında bulunduğu yere yabancı dil konuşmacıları, native speakers'lar geliyor. O adam bisikletiyle o insanları taşıyarak İngilizcesini geliştirme yoluna gidiyor. Bakar mısın vizyona? Yani İngilizceyi bir fırsat olarak görüyor, öyle boş boş oturmuyor. Bunu bir tehdittense bir fırsat olarak görüyor ve bu konuda çok ciddi bir adım atıyor. Dolayısıyla bu tür insanların neden bu tür yerlere geldiğini anlamak için biraz yakından bakmak lazım. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Ben bütün öğrencilerime, öğretmenlere anlatırım. Atatürk'ün yabancı dil öğrenme hikayesinde şöyle bir anekdotu var. Fransızca'da geriymiş. Muallim onunla çok meşgul olmuyormuş. Acı ihtarlarda bulunuyormuş. Ve Atatürk o dönemde 1896 yılından bahsediyoruz. Manastır Askeri İdaresi'nde eğitim alırken bunu bir problem olarak adletip şimdi benim size önereceğim noktalardan birini yapmış. Gidip kendine özel bir sınıf bulmuş. Freyler Okulu'nda özel sınıfa kaydolmuş ve Fransızcasını geliştirmeye çalışmış. Sonra ise Ali Fethi Okyar Fransızcasını geliştirmek için faydalanmış ve bu sayede vizyonu geliştirmiş. Siz de girişimci olmak istiyorsanız, bu konuda dünyada neler olup bittiğini anlamak istiyorsanız, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi bunu bir fırsata çevireceğiz ve her zaman için yabancı dil öğrenme sürecinde iyi ilişkiler sürdürmek zorunda kalacağız. Bu başlıklar artabilir, bu isimler artabilir. Benim yazdığım birkaç yazıda ben dünyada ana dili İngilizce olmayan girişimcileri araştırdım. Slovenya'dan, Hırvatistan'dan. Sadece İngilizce bildikleri için, diğer unsurlar da pekala önemlidir, pek çok anlamda çok büyük girişim hikayeleri yazan kişiler var. Sizlerin de bunlardan biri olması için kesinlikle ve kesinlikle bunu olumlu yaklaşmamız gerekiyor ve bu konuda adım atmamız gerekiyor. Neler yapacağımız konusuna gelince bir kere şunu net bir şekilde karşımıza koyacağız. Öyle uykuda İngilizce falan öğrenilmiyor. Öyle casusların taktiğiyle 5 günde dil falan öğrenilmiyor. 10 günde İngilizce öğrenip hipnozla falan öğrenilmiyor. Öyle bilinçaltınıza girip bunları falan yapmıyorlar. Bu konuda bir bilinçli olacağız sevgili gençler. Hocam dur burada dur. Hocam Arkadaşlar lütfen böyle dolandırıcılara para kaptırmayın. Böyle uykuda İngilizce, 5 günde İngilizce, hızlı bilmem ne İngilizce. No pain no gain arkadaşlar. Yani bu iş için gereken zamanı, enerjiyi koyacağız. Hocam ya bu İngilizce gafı dedin ya. Oradan buyurun. Ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Bunu daha çok sevinirim. Buyurun. Anlatmadım hocam. 2 tane anlatacağım. Birincisi bak Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmişim, tamam mı? İngilizce biliyorum yani. Ama akıcı değiliz tabii. Gittik Gainesville'e. University of Florida Graduate Coordinator çıktı karşıma. Yüksek lisans koordinatörü. Yazıştığım adam yani. Beni okula kabul eden adam. Adam elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Şimdi ben biliyorum hani kendini tanıtmak falan gerekiyor ya. My name is Mr. Erhan Erkut dedim. Adam hiç beni bozmadı. Hello Mr. Erhan Erkut dedi. Tabii işte. Neyse. Ulan dedim ben bir şey yanlış söyledim ama yani şimdi adama saygı ifadesi olarak hani Mr. diyeceğim. O bile yanlış. Adama doktor demem lazım. Prof demem lazım. İngilizce vahiy olarak da gelmiyor arkadaşlar. Hocam daha acısını anlatacağım. Yani bu aslında benim içimde bir yaradır. Benim ilkokulda bir öğretmenim vardı. Nehir Türkaslan. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir öğretmendi. Yani ben eğitimde ne yaptımsa onun ilk itmesiyle, önce annemin sonra Nehir Hoca'nın itmesiyle yaptım. Nehir Hoca bak ben 57 doğumlu olduğuma göre işte 63-64 yılından bahsediyorum, tamam mı? Yani bundan 56-57 sene öncesinden bahsediyorum. Hocam İngilizcenin önemini kavramış. İngilizce bilmiyor ama benim İngilizce öğrenmem gerektiğini düşünüyor. Hocam benim çok işte büyük yerlere geleceğimi falan söylerdi hep anneme. Bir tane özel İngilizce dersi veren öğretmen bulmuş. O öğretmen de ben tabii Cengiz Topel İlkokulu devlet okuluna gidiyorum. Dersten sonra 2 tane çocuğa İngilizce öğretiyormuş, tamam mı? Parayla. Şimdi bizde para falan yok. Bizim durumumuz çok kötü. Kitapları bile zar zor alıyoruz. Gitmiş o hocaya rica etmiş. Ya bak demiş bu çocuğun işte geleceği çok parlak. Hani bunu da İngilizce dersine ücretsiz olarak alır mısın? Hoca kabul ediyor. Ve beni alıyorlar derse. Yani hoca önüme benim bir yazı veriyor. Hadi bakalım diyor. Bunu okuyun diyor. Meğerse bu çocuklar daha önceki sene almışlar o dersi, tamam mı? Ben sıfır İngilizceyle geldim, tamam mı? Şimdi orada I am yazıyor, tamam mı? Gerisini hatırlamıyorum bile. Ben hocam aynen okumaya başladım. Hoca bembeyaz oldu. Dur dedi. Sen dedi hiç bilmiyor musun? Ben hiç bilmiyorum hocam dedim. O zaman dedi sen yapamazsın. Beni gönderdi hocam eve. Nasıl bana koydu biliyor musun? Ya öğret işte kardeşim. Şimdi tabii. Çok merak ediyorum. O hocanın orada İngilizce öğretmeye çalıştığı çocuklar nerede? Onlarla bir görüşmek isterdim. Hani zengin çocukları. Tabii. Onlar devam edebildiler. Biz devam edemedik. Çünkü IM'i okumayı beceremedik. Bu da evet. Benim travmam hocam. Ama hocam, bak bu travmalar çok önemli. Bu travmalar bize bilimsel olarak şunu söylüyor. Bu travmalar ne yazık ki sizin yabancı dile yabancılaşmanızı anlatıyor. Bu hikayeler çok var ne yazık ki. Hocam ya ben bak 20 yıl Kanada'da kaldıktan sonra yaptığım bir hatayı söyleyeyim. Sleet yani böyle işte suyla karışık yağmur. Ben bunu slut diye söyledim, tamam mı? Yani evet. Slut da biliyorsun şey demek. Yani neyse kötü bir terim. Burada işte beaches yerine bitches diyen, evet. Kant yerine kant diyen arkadaşlar falan. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Bakın 20 yıl 25 yıl Kuzey Amerika'da kaldıktan sonra bile telaffuz hatası yapılabiliyor. İnsanlık halidir. Ya yani, burada kesinlikle öyle ama işte gelin şunu da bir koyalım. Bu ülkenin geçmişteki bir başbakanı bizim ülkemiz aşk ülkesidir dedi. Hukuk ülkesidir diyeceğine. Bunlar bu ülkenin geçmişinde var. Ama biz bunları barışık olmalıyız bunlarla. Bizim kültürümüzde ne yazık ki yanlışı pek sevmeyiz Erhan Hocam. 4 yanlış bir doğruyu götürür. Yani bunlarla çok böyle olumlu yaklaşan bir ülke değiliz biz kültürel anlamda baktığımız zaman. Ama yabancı dil eğitiminde ben size şunu söyleyeyim sevgili gençler. Kirlenmek güzeldir. Hata yapacaksın. Hatalarından ders alacaksın. Ve bunlar senin için anlamlı olacak. Şimdi Outliers kitabında herkes çok okur, beğenir, önerir, anlatır. Ben PISA sonuçları açıklandıktan sonra da bu İngilizce yeterlilik endeksi açıklandıktan sonra da hep ortalamaya bakanları anlamakta zorlanırdım. Ya kesişim kümesi, o outliers, çizginin dışındakiler ne? Gel biraz oraya bakalım. Çizginin dışındakiler nerede biliyor musunuz? Hatasıyla barışık olanlar. O kitabın, Zirve kitabının, Azim kitabının, bunlar hep böyle bu konudaki önemli kitaplardır. Hepsine bakarsanız sevgili hocam, bana yabancı dil öğretimi konusunda şunu söyler. Hatalarıyla barışan adamlar çizginin dışına çıkabiliyor. Hatalarından ders almayı beceren adamlar İngilizceyi çatır çatır konuşuyor. O halde biz birinci mesajımızı, benim bugün planladığım ilkeler anlamındaki birinci mesajımızı şöyle söyleyelim. Hatalarınızla lütfen ve lütfen dost olunuz. Çünkü hatalarınız sizin gelişmenizde son derece önemli unsurlardır. Bu hatalar bizim için anlamlıdır. Bu noktada birkaç tane daha ilkeden bahsetmek isterim Erhan Hocam, uygun görürseniz. Bu ilkeler bizi takip eden insanların kendi öğrenme süreçlerini planlamasında katkıda bulunur. Bir tanesi şu, bilinçli pratik. Ne demek bilinçli pratik? Şimdi herkes dönsün kendi öğrencilik dönemine, 100 kere tahtaya sana bir cümle yazdırıyordu. Öğretmen de bunu nasıl yorumluyordu? Çocuklar pratik yapıyor işte. Olmaz olsun öyle pratik. Bilinçli pratik dediğimiz nokta bizim için şu anlamda önemlidir. Anlamlı bir çıktıya sebebiyet vermesi gerekir. Ne demek bu? Yani sizin yaptığınız çalışma bir yere evrilecektir. Birinci ilke bu. İkinci ilke, ne kadar erken olursa o kadar iyi, konuştuk. Üçüncü ilke şu, bunu lütfen dikkate alınız. Erhan Ertürk'ün, Erhan Erkut hocamızın ilgilendiği alanlar ne? Mesela dağcılıktan hoşlansın. Cem neyi seviyor? Cem de origami'den hoşlansın. Lütfen ve lütfen dil öğrenme sürecinizi ilişkilendiriniz ilgi alanlarınızla. YouTuber'ları takip ediniz. Pek çok sosyal medya hesabı var. İstemsiz bir şekilde kelime öğreneceksiniz. Dağcılıkla ilgili kelimeleri öğreneceksiniz. Bir diğer nokta, dördüncü boyut. Mümkün olduğu her yerde risk alın. Native speaker'larla konuşmak için her türlü fırsatı yaratın. Şimdi Erhan Hocam da bana katılacaktır. Ben hayatımda ilk ana dili konuşmacısını gördüğüm zaman uzaylığı görmüş gibi hissettim. Çünkü bizim dönemlerimizde böyle şeyler çok mümkün değildi ki. Şimdi siz tuşlar sayesinde dil değişim toplulukları diye bir şey var. Pek çok kişiyle konuşabiliyorsunuz. Bunlardan yararlanın. Beşinci ilke şu. Amacın ne? Hiç kimse ya ben yabancı dil öğrenmek istiyorum diye yabancı dil öğrenmez. Senin amacını belirleyen nokta senin akışını da karar verir. Akışını da oluşturur. Neden bunu istiyorsun? Ve zaman zaman yabancı dil öğrenme sürecinde bunalıma girdiğinde o akışını hatırlaman gerekir. Hatalarla ilgili olan kısmı konuştuk. 6. maddemiz. 7. maddemiz de disiplinli olmak zorundasınız. Yani şöyle bir hikaye yok. Ben 3 gün boyunca günde 10 saat İngilizce çalışayım. Sonra 3 gün boyunca çalışmayayım. Aradaki açığı kapatırım. Hayır efendim. Disiplinli bir şekilde bunları yürütmemiz gerekir. Aksi takdirde sonuç alamayız. Bu ilkeler benim sosyal medya hesabımda daha detaylı bir şekilde var. Arzu ederseniz oraya da bakabilirsiniz. Ama ben zaman kısıtı çerçevesinde Erhan Hoca ile bundan önce yaptığımız toplantıda da konuştuğumuz üzere bu ilkeleri sizinle paylaşmak istedim. Bu ilkeler bizi geçmişte yaşadığımız başarılı hikayelere yöneltecektir. Hocam çok güzel bir söz kullandım. Bilinçli pratik. Direkt aklıma şu kitap geldi. Burada da yetenek diye bir şey yoktur. Her şey bilinçli pratiktir diyor. Ve ben şimdiye kadar bunu deliberate practice, kasıtlı talim diye tercüme etmiştim. Senin tercümesin daha iyi. Pratik. Arkadaşlar, hedefe kitli. Yani tahtaya 100 defa yazmanın hakikaten anlamı yok. Bir şey tekrarın anlamı olabilir ama bunun bilinçli olması lazım ve size bir şey katıyor olması lazım, kalıcı olması lazım. Bilinçli pratik çok önemli. Şimdi ben rica ettim bizim gençlerden, bu 7 ilkeyi lütfen tweetleyin dedim. Cem Hoca'nın sosyal medyasına referans vererek, gerekirse oradan da kopya çekerek. Gerçekten çok önemli. Hani İngilizcemi nasıl geliştiririm? İşte abi yol gösteriyor hoca. 7 tane ilke var diyor. Bu ilkeler çerçevesinde hareket edersen diyor İngilizcen gelişir diyor. Nereye kadar gelişir? O birazcık sana kalmış. Birazcık değil, tamamen sana kalmış. Ya hocam şu bana çok geliyor. Ya hocam niye bu İngilizceyi bu kadar ittiriyorsun? senden amma çok Amerikan sevicisin falan. Ya da şey diyorlar, ya hocam boş ver ya. Şimdi Google Translate falan çıktı. Hani bu Milkport hikayeleri falan çözüldü. Artık hani Milkport denmiyor, White Sea falan denmiyor. Hani sen biraz önce bizim Kanuni'den bahsederken hani lawmaker yerine lovemaker demişti Özal'ın hanımı, ondan bahsettin. Bizim şimdiki Cumhurbaşkanımız da yani White Sea dedi Akdeniz'e. Yani bu Google Translate'ler, daha doğrusu yapay zeka ile yabancı dil tercüme etme uygulamaları neden bizim bu İngilizce sorunumuza çözüm olamasın? Biraz bundan bahseder misin? Yani boş ver abi, sen kasma, bırak bu bilinçli pratiği falan, nasıl olsa yabancı yapıyor pratiğini, o uygulama geliştirdiğinde biz de o ana kadar nargile içeriz. Ondan sonra ağır ağır işte onların uygulamasını kullanırız, Türkçe'ye tercüme eder. Niye böyle bir düşünce yanlış sence? Ya da yanlış hocam mı? Şöyle, şimdi bu konuda yapay zeka hususunda bir yazı yazmıştım ben. Yazının adı şuydu: yapay zekanın yabancı dille imtihanı idi. Gelecek Eğitimde isimli web sitesinde çok okundu, tartışıldı. Benim de çok keyif aldığım bir yazıydı. Ben bu sorunuza cevap vereceğim sayın hocam. Ama tekrar chat kısmına dönmek istiyorum. Chat kısmında İngilizce sürecini çalışan arkadaşlarımız, belki çok iyi İngilizce bilenler de olabilir. Hepsi bizden daha iyi bilsin. Tek amacımız bu. Bu ülke çok daha iyi, çok daha İngilizcesi yukarılarda olan bir ülke olsun. Çünkü en son istatistiğe göre 100 ülke arasında 69. sıradayız. You can say that again. You can say that again. Şimdi bunu nasıl çevirirler? Bir çevirebilirler mi acaba sevgili arkadaşlarım? You can say that again. You anlat, heyecanlı oluyor. Şimdi you can say that again ifadesi neden yapay zekanın, bu arada çeviri yapmaya deneyin lütfen, yorumlar kısmına bakıyorum. Öğretmen bir sorumluluk verdikten sonra yönerge onu takip eder. Ben de şu an takip ediyorum sizi değerli katılımcılar. Harikasınız, yorumlarınız geliyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi Erhan Hoca'nın sorduğu soruya gelelim. Yapay zeka hususunda benim yazdığım yazıda ben şöyle bir yere varıyorum. Şu anda Google Translate'e bir şey yazdığınız zaman Google Translate 10 yıl öncekinden çok daha iyi çeviriler yapıyor. Alkış. Ama hiçbir şekilde dildeki pragmatics dediğimiz edim bilim diye çeviriyoruz biz bunu. Bağlamlara bağlı olarak anlamın değişmesi. You can say that again ifadesi herkes şu anda tekrar eder misin diyor ama İngilizce'de sana katılıyorum anlamına gelir. Yapay zeka araçları bunların hepsini sana katılıyorum diye çevirmez, bunu tekrar söyleyebilirsin diye anlatır. Bunun bir başka örneğini yine gerçek yaşanmış bir örnekten anlatayım. Florida'da bir ders alıyorum, Gainesville'de, College of Education'da. Bir tane profesör bana bu konuda araştırma yapmamamın iyi olmayacağını anlatıyor. Ben teacher education çalışıyorum, öğretmen eğitimi. Ya ısrarla diyor ki Cem, you don't want to do it, you don't want to do it, you don't want to do it. Ben de ya bu benim adıma niye istemezsin diye düşünüyor gibi yorumluyorum. Meğer orada bir öneride bulunuyormuş. Yani bunu yapmamalısın Cem diyor. Ama ben ısrarla o bağlam içindeki mesajı anlamakta zorlanıyorum. Yapay zeka bunu çevirdiği sürece ben zaten mesleğimi bırakır, gider yapay zeka konusunda araştırmalar yaparım. Üçüncü örnekte şu olsun, yine yaşanmış bir durum. Is it a bit hot here? Burası birazcık sıcak mı oldu ne diye Türkçeleştirilecek bir ifadede konuşan kişinin vermek istediği mesaj, Erhan hocam rica etsem camı biraz açabilir misiniz iken oradaki insanların çoğu no, it is not hot diyor. İşte bu ve bu benzeri bağlamdaki anlamları çözemediği sürece yapay zeka, biz Jack London'ın muhteşem eseri olan Martin Eden'i İngilizce okumanın keyfine varmaya devam edeceğiz. Shakespeare'in sonelerini anlamaya ama hayran kara kala kendi dilinde anlamaya çalışacağız. Ben çok isterdim Rusçamın olmasını. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanında Raskolnikov'un köprüden geçtiği o muhteşem anıları kendi dilinde okumak beni fazlasıyla memnun ederdi. Dolayısıyla sayın hocam sorunuzun cevabı, ben yapay zekanın önümüzdeki 20 yıl içinde bu işleri karşılayacağını düşünmüyorum. Hocam katılıyorum size. Bir de şu var, yani yapay zeka şu anda kullanabiliyorsunuz. Bu tercümeyi hani karşında biriyle konuşurken yapıyor. Ama kitap okurken ne yapacaksın? Kamerayla çekip gönderip oradan mı okuyacaksın? Ya da ne bileyim bir film izliyorken ne yapacaksın? Hani bunu kulağına mı dayayacaksın? Filmi anlamaya çalışırken. Ya da çok ağır aksanlı bir Hintliyi, Çinliyi çözebilecek mi yapay zeka? Bir de hocam yani dil konuşmak sadece adamın ne dediğini anlamaya çalışmak değil ki, o kültüre vakıf olmak. Yani onu söylerken ne kastettiğini, ne hissettiğini anlayabilmek için dili çok iyi bilmen gerekiyor. Dolayısıyla bu app'lerin biraz daha ilerlemesini bekleyen arkadaşlar lütfen beklemeyi bıraksınlar. Bir an önce İngilizce öğrenmeye başlasınlar. Eskiden olduğundan daha az önemli olmayacak dil konuşmak arkadaşlar. Yani app'in mükemmel bile olduğunu varsaysak, sen adamın karşısına gideceksin. Hello, hello, I am cola diyeceksin. Ondan sonra kulağına telefon dayayacaksın. Ve adamın dediğini oradan anlamaya çalışacaksın. Adam sana ulan yuh diyecek, herife bak diyecek. Ben de burada iş yapmaya gelmiş, İngilizce bile bilmiyor, adama bak diyecek. Yani are you disco diyecek. Are you disco diyecek, evet. I am cola, are you disco. Yani böyle bir şey yaratmak istiyor musun? Arkadaşlar İngilizce bilmiyorsanız siz yani... Kuzey Avrupa'dan, Batı Avrupa'dan bahsediyorum. Orada eğitimli birinin İngilizce bilmemesi mümkün değil, tamam mı? Bakın güneyden bahsetmiyorum. İtalya'da, Fransa'nın güneyinde, evet. Portekiz'de, İspanya'da olur ama Kuzey Avrupa'da, Batı Avrupa'da İngilizce bilmeyen eğitimli birini bulamazsınız. Dolayısıyla siz onun karşısına gidip de translator'la eğer konuşmaya çalışıyorsanız adam direkt sizin eğitimsiz olduğunuzu, cahil olduğunuzu varsayacak. Ya böyle bir İlk izlenim yaratmak istiyor musunuz gerçekten? Evet hocam devam edelim. Bu app'leri beklemeyi bırakın, İngilizceyi öğrenin dedik. Peki o zaman uygulamada bu arkadaşlara bazı tavsiyelerde bulunabilir miyiz? Nasıl yapacaklar bu işi bu çocuklar? Tabii ki onu konuşuruz ama şu kültürel konuyla ilgili bir şey söylediniz. Oraya bir değinmek isterim sevgili hocam, müsaade ederseniz. Ben şimdi yakın gelecekte çıkacak bir kitabı bitirdim. Bilim ve Gelecek kitaplığında 50 soruda dil öğrenme diye bir kitabım çıkacak. Bu kitabın yazım aşamasında sizinle de bir iki kere Twitter üzerinden mesajlaşmıştık. Bazı hususlarla ilgili olarak, selektif muteizm ve diğer konularla ilgili olarak. Ben zaten onları o kitapta detaylı bir şekilde anlattım. O kitapta değindiğim hususlardan biri de şuydu. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Buradaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmak lazım. Sen yabancı dil öğreniyorsun diye kendi kültüründen niye uzaklaşacaksın? Böyle bir şey yok. Bu algı yanlış. Sen dünya vatandaşı olacaksın. Being diplomat diyorlar hocam. Diplomat olmak, diplomat yetiştirmek gibi bir gayemiz var bizim. Ne demek bu? Şu demek. Sen benim çiğ köfte yememe saygı duyacaksın. Ben de senin suşine karışmayacağım. Kültürler arası duyarlılık olacak. Dolayısıyla biz kendi dilimizi öğrendiğimiz zaman, yabancı dil öğrendiğimiz zaman kendi kültürümüzden asla ödün verme gibi bir amacımız yok. Niye böyle bir amacımız olsun? Bu büyük bir sapkınlık, bu yanlış. Çıkalım oradan. Aksi takdirde daha ötesi kültürler arası farkındalıkları göreceksin. O kitaptaki örneklerden biri de şuydu. Onu değindikten sonra sizin uygulama hususuna geçmek isterim. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz futbol, Amerikan futbolu büyük olay. Bizim Florida Gainers'lar, ben hala yakından takip ederim. O dönemlerde ben çok şanslıydım. Ben oradayken şampiyon olmuştuk. Ve ben bunu canlı yaşadım. 2-3 tane maça da gidebildim. Ki oralarda o biletleri bulmak zor. Benim işte Türkçe öğretiyor olmam, graduate student konusundaki ilişkilerden dolayı bulmuştuk. Bir tane film izlemiştim o dönemlerde. Filmin adı Anger Management. Yani asabiyim diye çevirdiler. O filmde bir tane karakterden bahsediyor Jack Nicholson. O karakter de çok sakinliğiyle bilinen bir karakter. Böyle çok sakin, hiçbir şekilde olaylara kızmıyor. Şimdi kültürel olaylar yabancı dili nasıl etkiliyor onu anlatıyorum. Arkadaşım o filmin o sahnesinde koptu. Kulakları çınlasın sen. Ben de döndüm, sen niye gülüyorsun dedim. Bu adam dedi Amerikan futbolunda bütün maçlarda hakeme saldırmasıyla ünlü. Bütün maçlarda kendi oyuncularının üzerine yürüyen biridir. Adamlar orada kültürel anlamda bir referans yapmışlar, bir espri yaratmışlar. Ben bunu bilmiyorum, anlamadım. O yüzden siz Sadece yabancı dil öğrenmiyorsunuz, o kültürü de öğreniyorsunuz. Bize kültürlü, dünyayı sorgulamaya haiz bireyler lazım dedikten sonra hocamın sorusuna geçelim. Uygulamada yapılacak şeyler çok fazla. Bu konuda yine sosyal medya hesabımı söyleyebilirim. Çünkü kısıtlı zaman içinde ben elimden geldiği kadar birkaç tane noktadan bahsetmek isterim. Şu da bir tanesi, 4 temel dil becerisi: okuma, yazma, dinleme, konuşma ve bunların yanına 3 dil unsuru: gramer, kelime ve telaffuz. Bunların hepsi birbirinden önemli. Hepsi birbiri kadar önemli. Biri daha önemli, biri daha önemli gibi değil. Ama olayı sadece gramer boyutuna indirgemek sizi ciddi anlamda sıkıntıya düşürecektir. Ben şimdi bunun üzerinden şöyle bir cümle edeyim. Risk almak üzerine konuşmuştuk. Risk almanın psikolojik boyutta ne kadar önemli olduğunun üzerinde durmuştuk. Ve motivasyonunuzu artıracak birkaç noktadan bahsedip uygulamaları da 4 temel dil becerisi bağlamında ele almak isterim ben. Birincisi, mesela pek çoğunuzun bildiği bir şey: dinleme yapın lütfen. Benim ilk anladığım şarkılardan bahsettim ben size. Bir tanesi de Erhan Hocam Beatles'ın Love, Love Me Do şarkısıdır. Çok böyle basit bir İngilizceyle. Lütfen lütfen I love you, I'll always be true. Keyif aldığınız şarkıları Türkçe'ye çevirmeye çalışın. Sonra bu çevirileri internette bulduğunuz halleriyle dönüştürün. Bakın, Wallscreen bu uygulamaların isimlerini, ben şimdi tekrar chat kısmına bakıyorum. Ben çok fazla uygulama isminden bahsedeceğim. Sizden ricam, beni yakaladığınız an oraya bunları yazmanız herkesin öğrenmesi için önemli bir şey. Mesela hocam, bu dinleme... Wallscreen'in, yani Vioscreen'in bir Türk girişimi olduğunu biliyor muydun? Evet, çok da büyük gurur duyuyorum ve bu her zaman her yerde de anlatıyorum. Dünyada en çok kullanılan İngilizce öğrenme tool'larından biri. Ve bir Türk tarafından çok iyi planlanmış. Ben şu aralar İtalyanca öğreniyorum. İtalyanca pek çok videoyu, Fransızcadır, diğerleridir, böyle küçük küçük olarak görüyor. Dinleme niye önemli? Şu yüzden önemli. Şimdi bana geçmişte şöyle diyen veliler görüyorum ben. Ben çok fazla veli eğitim semineri veriyorum. Yabancı dil sürecinde veliler ne yapacak? Finlandiya'da bir araştırma yapılmış. Hiç Çince bilmeyen kişilere Çince dinletilmiş. Denekler 4 gün boyunca günde 2 saat süresince başka etkinlikler yaparken, bakın altını çiziyorum, başka etkinlikler yaparken, ütü yaparken, bulaşık yaparken Çince dinlemişler. Bu sürecin sonunda daha önce duymadıkları Çince'deki sesleri ayırt etmeye başlamışlar. Bu çalışma niye önemli biliyor musunuz? Dinleme yetilerinizi geliştirmek için başlangıçta anlamayacaksınız. No pain, no gain. Hiçbir problem olarak düşünmeyin bunu. Çünkü bunlar sizin sonradan fark edeceğiniz konulara evrilecektir. Bu da şöyle bir örnek. Biz yabancı dil öğrenme sürecini zeytin ağacı yetiştirmeye benzetiriz. Zeytin ağacı hemen zeytin vermez. Zeytin ağacı bir zaman süre içinde gelişir. O yüzden sabırlı olmanız lazım. Diğer web sitesi News in Levels. Lütfen bunları yakalıyorsanız yorum kısmına yazın. Böylelikle birbirimizden öğrenelim. News in Level müthiş bir site. Aynı haberi 3 farklı seviyede görebiliyorsunuz. A1 seviyesi, A2 seviyesi, B1 seviyesi. Ben öğrencilerime sıklıkla öneriyorum. Devam ediyoruz. Lyrics Training. Şimdi dinleme çok önemli dedik. Pek çoğu uygulamanın ücretsiz olduğunu biliyorum. Soru geldi Mehmet'ten. Ücretsiz. Lyrics Training bir başkası. Şimdi dil sınıflarında kullanılan muhteşem etkinlikler var. Ya şarkının yabancı dil eğitimindeki önemini konuşmaya kalksak süre yetmez. Sizi otantik dile maruz bırakır. Oradaki ifadeleri öğrenmeniz için yardımcı olur. Bir küçük anekdotla bunu bağlayayım. Amerika'da Türkçe öğretiyorum. Graduate student, lisansüstü öğrencilere. Öğrencilere Güle Güle filmini izletmişim. İşte Zeki Alasya, Metin Akpınar, o müthiş kadronun olduğu film. O filmdeki sahnelerden birinde arabanın ön camına, aynasına havlu bağlamışlar. Kültürel bir durum bu, değil mi? Hani biriyle evlenmeye gittiğin zaman sünnet olayında arabanın camına, ön sağ camına ya da solda olabilir, bir havlu bağlarsın. Bu benim öğrencilerimi kültürel anlamda çok ciddi anlamda motive etti ve bu sayede oradaki şarkı sözlerini öğrenmeye başladılar. Şarkı sözleri de Türkçedeki şarkılar onlara ciddi anlamda yardımcı oldu. Dinleme konusunda şöyle bir örnekle konuyu bağlayayım. Bir üniversitede şöyle bir araştırma yapılmış. Bir grup öğrenciye gramer çalıştırılmış, diğer grup öğrenciye dinleme yapılmış. Dinleme yapmışlar. Sizce hangisi daha başarılı olmuştur? Dinleme yapan öğrenciler gramerde de daha başarılı olmuş. O yüzden dinleme yapmak, girdi almak, okuma yapmak son derece önemlidir. Birkaç tane podcast önereyim. Lütfen not edin bunları. Benim sosyal medya hesaplarımda da var ama buradan görmeniz adına. Mesela Voice of America müthiş bir kaynak. Voice of America Learning English Podcast. A1'den B2'ye kadar müthiş kaynaklar var. Lütfen kullanın. This American Life muhteşem bir podcast'tir. Yararlanabilirsiniz dinleme noktasında. Bunların her biri için elinizdeki telefonları kullanabilirsiniz. Ben hala eşimle Netflix'te dizi izlerken benden pek hoşlanmıyor. Çünkü anlamadığım bir ifade olduğu zaman ya da kültürel anlamda benim için mantıklı olmadığını düşündüğüm an donduruyorum ve onu not alıyorum cep telefonuma. Sonrasında onu kendi İngilizcemde kullanmaya çalışıyorum. O yüzden girdi çok önemlidir. Size bu anlamda fayda sağlayacak noktalardır. Netflix'ten bahsettik. Şimdi biraz da şeyi konuşalım. Bu da bana gönderilen sorulardan biriydi çünkü. Altyazı kullanımını nasıl yapacağız? Şimdi önce Türkçe altyazılı izleyebilirsiniz. Sonra İngilizce altyazılı olarak izleyin. Sonra ne yapın biliyor musunuz? O filmlerin senaryolarını bulun. Onları okumaya ve anlamaya çalışın. Ben Forrest Gump hayranıyım. 1994 yılında o filmi yıllar sonra izledikten sonra onun scriptini, senaryosunu buldum ve pek çok cümleyi oturdum çalıştım. Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Bakın bunları sonra taklit etmeye çalışın. Çünkü öyle dil öğrenme süreci şuradan şöyle ter akmadan olacak bir şey değildir. Evet Ayberk teşekkür ederim katkın için. Ram Cem Hoca Ram. Müthiş sahnesidir o gerçekten. O yüzden böyle uygulamalardan yararlanmanız son derece önemlidir. Birkaç tane de diziden bahsedeyim. Mesela Modern Family konuşmalar yavaş olduğu için izlenecek bir dizidir. Friends konusunda yine kitaptan bir örnek var Erhan Hocam. Şimdi bu grubun adını şimdi unuttum. Güney Koreli müthiş bir grup. Gençler bayılıyor ona. BTS diyesim var. O çok önemli bir Amerikalı talk show programına konuk oluyor grup. Grup üyelerinden lideri bu talk show'daki sunucuyla sohbet ediyor. Etkileniyor İngilizcesinden. Ya sen diyor bu İngilizceyi nasıl yaptın diyor. Çocuğun verdiği cevap müthiş. Çocuk ne diyor biliyor musunuz? Benim İngilizcemi iyi yapan şey diyor Friends dizisi. Friends dizisi. Dizilerle yabancı dilinin müthiş anlamda geliştirdiğini düşünüyor. Dizilerin gücünü asla göz ardı etmeyiniz. Diziler sizi ciddi anlamda katkıda bulunacaktır. Bir tane daha web sitesi öneriyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazınız. Ben heceleyerek söyleyeyim. Ororo. Burada da dizi ve YouTube videolarını izleyebilirsiniz. Çift altyazı yapabilirsiniz. Altyazının üstüne gelince çevirisini görebiliyorsunuz. Öğrenme listesini hazırlayabiliyorsunuz ve size ciddi anlamda faydada bulunuyor, fayda sağlıyor bu siteler. Bir tane daha siteden bahsedeyim. Bottled bildiğiniz şişenin sonunda D var. Bottled müthiş bir uygulama bu. Bir tane mektup yazıyorsunuz, okyanusa atıyorsunuz, o okyanus internet oluyor. Sizin yazdığınız cevaba göre size dönüş sağlıyor birisi ve dünyanın herhangi bir yerindeki insanla bizim eskiden pen friends dediğimiz mektup arkadaşlığı süreci başlıyor. Bunlardan yararlanmanız bence son derece önemlidir. Son önerim de şu olsun sevgili hocam. Daha çok fazla var. Ben bir yandan da önümdekilerden bakıyorum. Ludwig Gru, okunduğu gibi yazıyorum. Ludwig van Beethoven'ın Ludwig'i. Ludwig Gru. Bu dünyadaki kelimelerin korpusu diye ifade ediliyor. İngilizce korpusu. Yani bir cümle duydunuz, o ifadenin appropriate English, yani uygun İngilizce olup olmadığını anlamak için yapmanız gereken tek şey o ifadeyi bu web sitesindeki arama motoruna yazmak. Size o ifadenin ne kadar uygun olup olmadığı ile ilgili bilgiler veriyor. Filmlerden çok bahsettik. Bir tane daha bununla ilgili öneride bulunayım. Bunu lütfen çok kullanın. Subtitle'ın Subzin, uygulamanın adı Subzin. Yorumlara bakıyorum, yazıyorsunuz. Subzin. Mesela az önce Life is like a box of chocolates dedik ya, onu yazıyorsun. O cümlenin geçtiği filmin senaryosunu sana gösteriyor. Ya müthiş bir olanı, müthiş bir şey bu. Ya da Fight Club filminde The First Rule of Fight Club is diyorsun. O sana filmin scriptini, yani filmin senaryosunu, evet teşekkür ederim paylaştığınız için. Müthiş bir uygulama. Son cümlemde şu olsun, bu sitelerle ilgili daha çok fazla var ama bunlar sizlerin kendi öğrenme sürecinize nasıl entegre edeceğinizle doğrudan alakalı. Wikipedia'yı anlayamadığınız yerlerde adamlar Simple English Wikipedia geliştirmişler. Bunu da lütfen yazalım. Simple English Wikipedia, İngilizce seviyenizin A2 seviyesinde olduğu, böyle başlangıçın biraz üstü olduğu noktalarda size fayda sağlayacak bir sitedir. Bir tane soru var, kitap öneriniz var mı diye. Erhan Hocam uygun görürseniz birazdan sizler için 4 tane güzel kitap seçtim. Kesinlikle okumanız gerektiğini düşündüğüm. Onları da şu uygulamaları konuştuktan sonra paylaşmak isterim. Hocam biraz önce Duolingo önerildi. Ben de öğrencilere işte A1, A2 arasında ne kadar gidebilmek için Duolingo'yu öneriyorum. Çünkü bedava bir uygulama. VioScreen tabii ki, ama VioScreen işte sağa sola kaydırmayla kelime ezberlemenize sadece sağlıyor. Ondan sonra biraz daha öteye gitmek isteyenler için Rosetta Stone önerildi bana. Ben evet. İyi olduğunu duydum sağdan soldan. Ne dersin Rosetta Stone için? Bedava olur. Değil. Ama olur, bir kere yani, 100-150 dolar veriyorsun, o kadar. Ya denenebilir ama şimdi Rosetta Stone bir marka, geçmişte uzun zaman çok önemli faydalar sağlamış. Hepimizin öğrenme sürecine katkıda bulunmuş. Kullanılabilir ama ondan önce mesela BUSU diye bir şey sordu Dinç Bey. BUSU çok iyidir. BUSU'dan da kullanabilirsiniz. Cambly çok iyidir. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Live Mocha yararlanabilirsiniz. Şimdi kısıtlı zaman içinde ben bunların pek çoğuyla ilgili sadece şunun altını çizmek isterim. Şimdi ben bir bilim insanıyım. Bilim insanı olarak bu önerdiklerimi araştırmalarla destekliyorum. Ve bu konularda pek çok öğrencim araştırma yapıyor. Mesela şu anda bir öğrencim bu Language Learning with Netflix konusunda bir araştırma yürütüyor. Ya da BUSU'nun öğrenme sorumluluğuna ne kadar katkıda bulunduğu ile ilgili araştırmalar yürütüyor. Bunlar size ne kadar hitap eder konusunda herkesin kendi öğrenme süreci farklı olduğu için değerlendirmeniz gerekir, yararlanmanız gerekir. Ama Rosetta Stone da başta olmak üzere sevgili hocam, hepsini kullanmakta fayda var. Arkadaşlar bir iki tanesini kaçırdınız hocanın önerilerinden. Cambly dedi mesela. Cambly ücretli değil mi hocam? Ücretli. Ama işte onun ücretli olmayanları var. Yani Cambly'ye varmadan önce mesela lütfen yazar mısınız? Xlingo. Ben bir yandan önümdeki notlara bakıp bir yandan yazmak çok şey olmuyor. Xlingo, Mixer, Live Mocha. Busu bir noktaya kadar ücretsiz. Ben şu anda seviye anlamında ücretsiz olarak kullanıyorum. Çok da büyük fayda sağlıyor bana. Onun dışında tekrar şuradan o bağlamda olanlara bir bakayım. Mesela Memris diye bir uygulama var. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Kelime öğretimi konusunda müthiş bir uygulamadır. Memris. Memris. Onu da telaffuz edeyim. Memrise. Evet, teşekkür ederim. Yani bunlara girip çıkın bakın. Çünkü dil öğrenme sürecinde böyle bir şey biliyorum, araç biliyorum. Hani Cem Yılmaz yapıyor ya, ben onunla çok dalga geçiyorum. I know Kung Fu gibi bir dünya yok. Bunlar sizin öğrenme sürecinizi ne kadar destekleyecek. Harikasınız. Yorumlarınız müthiş. Erhan Hocam, bu yorumların üzerine ben bir tane arkadaşlara oyun oynatabilir miyim bir İngilizce şöyle kısacık? Bir şey sorayım ya da bir şey söyleyeyim, ondan sonra oyuna girelim. Bizim öğrencilerin en büyük sorunu aslında benim anladığım kadarıyla articulation, yani konuşmak evet. tarafında. Orada da English Ninjas türü böyle 15 dakikalık kontör satın alıp ana dili İngilizce olan birisiyle destekleyen uygulamalar var. Bu da bir Türk girişimi. Onun gibi başka girişimler vardır herhalde. Bunların evet. akıcılığı geliştirmede, aksanı düzeltmede çok faydalı olduğunu düşünüyorum hocam. Kesinlikle doğru öyle. Doğru. Forvo var. Forvo hocamın söylediğine bir katkı. Forvo, Youglish var. You'yu İngilizce birleştirmişler. Pronunciation konusunda gerçekten çok büyük fayda sağlıyor. Telaffuz konusunda tabii hepinizin bildiği meşhur YouTube videosu var. Bir Alman memur batıyoruz diye konuşuyor karşıdaki kişi. Bizimki ona sen ne hakkında düşünüyorsun diye cevap veriyor. Ne düşünüyorsun sen diyor. O yüzden bize çocukken şöyle derlerdi. Kapıkule'den çıktıktan sonra artık en önemli becerin telaffuzdur. Yani kendini nasıl ifade edebilmendir. O yüzden yakalandı mı bilmiyorum. Youglish, Forvo, bunlar pek çok anlamda bizim telaffuz hususunda faydalanacağımız araçlardır. Ama tekrar ediyorum, bunların hepsi sizin öğrenme stilinize hemen uymayabilir. Bunların hepsini bir anda içselleştiremeyebilirsiniz. Az önce güzel bir cümle geçti. Onunla ilgili küçük bir şey söyleyeyim. Şimdi 21. yüzyıl becerilerini tartıştığımız bu dönemde hadi çocuklar bir gözlerinizi kapatın da yaratıcı olun gibi bir dünya yok. Bireyler ne zaman yaratıcı olur? Bireyler araştırmalarla sabit sıkıntıya düştükleri zaman yaratıcılıkları çıkarmış. 2. Kendilerine araçlar sunulduğu zaman. Ben şimdi size birkaç tane araçtan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Glockster. İngilizce öğrendikten sonra onu üretim aşamasına geçirmek istiyorsanız ya İngilizce poster hazırlayın. Bir tane daha söyleyeyim. Extra Normal. Hiçbirinizin George Lucas gibi bir yönetmen olmasını beklemiyoruz ama küçük küçük filmler çekin. Neydi en son? Extra Normal. Ben hala çok keyif alırım Extra Normal'dan. Çünkü o benim film çekmeme yardımcı oluyor. İngilizce metin yazıyorsunuz onun içinde. Efendime söyleyeyim, ifadeleri düzgün bir şekilde yorumlamaya çalışıyorsunuz. The Wolver, Wolver diye okunuyor da işte baştaki D, V diye devam ediyor. Wolver. O da mesela bu anlamda teşekkür ederim. Eslişah paylaştı. Yani bu yazma olayını da şöyle düşünmeyin lütfen. Yazma çok önemlidir çünkü yazdığın kadarını anlamışsındır. O yüzden İngilizce öğrenme sürecinde de sürekli yazmaya çalışmak lazım. Ama oturup kara tahtaya yazma dönemlerindense böyle interaktif araçlar size fayda sağlar. Oyun da şu olsun, pek çok katılım var. Ben çok yakından takip ediyorum. Şimdi biz eskiden akrostiş felsefesiyle büyüyen bir nesilizdir. Akrostiş ne derdi? Seviyorum kimi, en tatlı birisini, nasıl anlatsam baksana, ilk harflere baksana gibi bir şeydi. Şimdi ben adınızdaki harflerden İngilizce kelimeler bulmanızı istiyorum. Böyle güzel bir oyunla da böyle bir geçiş sağlamış oluruz. Ben önce oynayacağım. Cem'in içindeki C harfiyle chair diyeceğim ya da creativity diyeceğim, yaratıcılık diyeceğim. Madem yetken konuşuyoruz, yetkin gençler yaratıcı olmak zorunda. Creativity diyeceğim. E'ye elephant diyeceğim, aklıma geldi. M'ye de efendim miracle diyeceğim, mucize diyeceğim. Adımdaki harflerden bir akrostiş yaptım. Erhan hocam sizden de rica edeceğim. Yorumlar kısmında da hızlıca bir akalım bakalım neler yazıyorsunuz bu konuda. İsminizdeki bulunan harflerle bir oyun yapalım. Ben de takip ediyorum. İsmimin harflerinden kelimeler mi üretiyorum hocam? Evet. Hocam E is for excellence. Tamam. Biraz tekniğe gidelim. Regression. Tamam. Honey. Süper. A'sında en çok kelimenin ilk harfidir değil mi? Axolotl diyeyim o zaman. Birazcık az bir. Çok... ne için? Neighbor diyeyim. Harikasınız. Süper. Yeter mi? Yeter hocam. Harika. Tamam. Biz Barış Manço felsefesiyle büyüdük. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 40 puanla şampiyonsunuz. Ö olmadığı için O olacak tabii. Ö İngilizce'de yok. İşte böyle oyunlar. Sonra geriye dönüp şunu sorun kendinize. Siz yabancı dil öğrenirken bu ve buna benzeri oyunlar ne kadar vardı? Eğer çok varsa biz yabancı dil eğitiminde başarıyı yakalayabiliriz. Ama çok yoksa bu algıyı değiştirmemiz lazım diyerek uygulamalarla ilgili olan kısmı daha fazla çok konu var tabii ama en azından böyle bir virgül atmış olayım. Yorumlarınızı görüyorum. Muhteşemsiniz. Bu etkinlikler yapılmalı. Çünkü dil öğrenme etkileşim işidir. Çıkıp bir hoca hadi ben bugün size present perfect tense anlatayım falan demeyecek. Çünkü önemli olan sizin onu kullanarak bir görevi yerine getirmenizdir. Muhteşemsiniz. Her birinizin katkısı için sizlere çok teşekkür ederim. Hocam bu arada Eren bu işi daha önce düşünmüş. Müthiş bir cevap verdi. Tabii not necessary olmadı orada. Tamamen mükemmele yakın. Hocam tam bu konu değil ama nispeten alakalı. Onun için yeri geldi bunu söylemem gerekiyor. Bu benim büyük kızımın adı. Karımın yani annelerinin isminin baş harfleri Susan Lorraine Newman. Benim isminin baş harfleri Erhan Erkut. Aa, çok iyi. Biz bu işi yaptık. Bu da hocam öbür kızım Esra. Bu Erhan'ın S'si, Susan'ın S'si, Erhan'ın R'si, Susan'ın U'su olacaktı. Esru olmadığı için Susan'ın ikinci adı Esra yaptık. Yani arkadaşlar çocuklarınıza böyle isim verebilirsiniz. Çok güzel. Çok iyi. Bu arada Selen'in arkadaşlar orta adı Hana. Selen Hana Erkut da Şii oluyor. Nasıl? O da iyi. Of. Harika. Harika. Kod çözmek gibi. Ben pek çok etkinliğimde velilerle seminer yaparken şimdi birkaç tane kod atıyorum. Mesela İngilizce'deki bir kelimenin içinde bulunan harflerin öncesi ya da sonrası gibi. Hadi diyorum bu İngilizceyi okuyun. Ya bu İngilizce değil ki diyorlar. Değil tabii. Birazcık bakış açınızı geliştirin. My kelimesindeki ma, M harfinin öncesi N yazıyorum oraya mesela hocam. Y'ye de Z diyorum. Anlamıyorlar böyle. Birazcık zihin pratiği yapmakta fayda var. Çünkü dil öğreniminin tabii burada o konulara giremedik çok fazla. Beyin gelişimi anlamındaki katkısı, efendim unutkanlığa ciddi anlamda faydası sağlıyor. O konuda da bir yazı yazdım mesela ben. Çok olumlu tepkiler aldım. Yazının adı şu, lütfen ona bir bakınız arkadaşlar. İkinci baharı yabancı dille geçirmek diye bir yazı yazdım ben. 65 yaşından sonra yabancı dil öğrenmek yok diyorlar. Aslında bilimsel olarak o yanlış bir ifade. Çünkü bizim elimizdeki veriler önceki durumdaki kadar olmasa da faydalı sonuçlara evrildiğini gösteriyor. Bu arada Erhan Hocam hala yazıyorlar. Herkes oyun oynamayı sever. Görüyor musunuz? Evet. Gamification yani zaten oyunla öğrenmek arasında fark olduğunu iddia edenler ya oyunun ne olduğunu bilmiyor ya öğrenmenin ne olduğunu bilmiyor. Doğru. Eğlenceyle öğrenilir. Süper. Ben Selçuk Şirin Hoca'yla şey hazırlıyoruz. Minik Kafa dergisinde Fangilish diye bir ek hazırlıyorum. Erken çocukluk döneminde bu işi ne kadar erken hale getirebilirsek o kadar faydalı olacağı üzerine çalışmalar yapıyorum. Orada da ana fikir sadece dile karşı olumlu duygu geliştirmesi. İsterseniz 70 yaşında olun. Öğrenme için umudumuzun olmasının ana koşullarından biri oyundur. Oyun varsa öğrenme için umut vardır. Bakın hala ne güzel bizim oyunumuza katkıda bulunuyorlar sevgili katılımcılar. Harikasınız. Çok böyle kenarda, kıyıda, köşede kalmış kelimeler de var. Onları kaçırdığımı zannetmeyin. Onun için ayrıca tebrik ederim. Böyle güzel çalışılmış kelimeler var arada. Mesela ben Taha'nın adını öğrendim. Taha'ymış adı. Resnelim. Aslında Taha. Açık etti kendini. Sorulara bakalım mı hocam? Birkaç soru var burada. Lütfen hocam, lütfen. Kitap tavsiyeleri evet, şimdi ben kitap tavsiyelerine geçeyim. Ben alanım eğitim, yabancı dil eğitimi dışında da kitaplar okumayı çok severim. İş dünyasında şu kitap tesadüfen elime geçti. İyiden Mükemmel Şirkete diye. Çok fayda sağlıyor böyle kitaplar beni eğitimde de olayları kavramsallaştırmak anlamında. Bu da yetkin kavramına tam uyduğu için yetkin gençlere. Sonra şu elimden düşürmediğim bir kitaptır bu. Biz hayata tersten bakan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Biz her zaman için icat çıkaran çocuklar istiyoruz. Neden kitabı da aslında Feynman ve Leonardo da Vinci bağlamında neden sorusunun merakla nasıl ilişkili olduğunu anlatıyor. Ve merak yabancı dil anlamında çok önemli. Şu Taylor'ın kitabını Bilimsel Yönetimin İlkeleri ben çok keyif alarak okumuştum. Pek çok anlamda fayda sağlıyor. Bunlar da bilimsel yönetim anlamında fayda sağlayacaktır. Daha pek çok kitap var ama sizin için özellikle ayırdığım 4. kitap da şu. 4. sanayi devrimini şekillendirmek. Biz eğitimciler bu sanayi devrimini ve 4. sanayi devrimini düşünürken aslında birazcık olayın içini boşaltıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü bu 4. sanayi devrimini eğitim bağlamında kaçırmayan ülkeler PISA'da tepelerdeler. O anlamda yatırım yapan ülkeler şu anda İngilizce yeterlik endeksinde de yukarılardalar. Dolayısıyla bu 4 kitap benim önerim. Eğer kitapları duymadıysanız, çünkü kaçırdım hocam diyenler var, hızlıca hocam, yorumlara yazın lütfen. Birincisi Good to Great'in tercümesi mi? Kim? Evet. Evet arkadaşlar, bu yani bestseller kitaplardan birisiydi çıktığı zaman. 20 yıl falan oldu herhalde çıkıldı değil mi hocam? İlk basılış tarihi bayağı... Ben bilmiyorum. Ben tesadüfen elime geçti ama ben bunu evet 2002'de basılmış. Evet. Yani çok keyif aldım. Böyle altını çizerek okudum. Eğitim anlamında da çok faydalı yerlere evrilebilecek öneriler var. İkinci kitap şuydu. Ben Jack London hayranıyım. Kitaplarda şöyle bir cümle vardır Jack London'ın Martineden'inde. Diyor ki Martineden'e bir karakter, seni diyor en iyi dostlarımla tanıştıracağım diyor. Ben de bu sohbeti en iyi dostlarımla tanıştırmaya ayırmak istedim. Çünkü kitaplar benim hep en iyi dostum oldu. Diğeri de şudur efendim. Bilimsel yönetimin ilkeleri, Taylor, Frederick Douglass Taylor. 100 yıllık falan olmalı. Evet, evet. Frederick evet. Taylor, Scientific Management'ın kurucusu adam ya. Endüstri mühendisinin falan kurucusu. Evet. Ya senin çok ilginç şeylerin var ya. Sen aynen bizim alana crossover etmişsin hocam. Ya işte bu şey konusu. Hep aynı yere baktığın zaman aynı şeyler çıkıyor. Biraz tersten bakmak ve diğer branştaki alanlardaki kitapları okumak beni çok zenginleştiriyor. Son olarak da şu, 4. sanayi devrimini şekillendirmek. İngilizce kitap tavsiyesi konusunda Erhan hocam şunu söyleyeyim. Ya symbol of success diye bir laf var. Başarı hissi. Böyle Türkçe okuduğunuz, ne bileyim Jack London Beyaz Diş, ne bileyim Steinbeck İnci, böyle İngilizcesi olan ya da Arthur Miller'ın Satıcının Ölümüydü isimli muhteşem bir oyunu var. İzlemeden ya da okumadan ölmeyin. Öyle söyleyeyim size. Onları Türkçe okuduysanız o kitapları İngilizce okumaya geçebilirsiniz. Bu iyi bir öneri oluyor. Çünkü orada başarı hissi anlıyorsunuz. Willy Luman'ın o içinden geçtiği süreçleri Türkçe okuduğunuz için, mesela onun filmini de izleyin. Dustin Hoffman müthiş bir oyunculuk sergiliyor. Death of a Salesman'de size ciddi katkıda bulunabilir. Bak arkadaşlar, bu çok ilginç bir öneri bence. Önce kitabı okuyorsunuz, sonra kitabın İngilizcesini okuyorsunuz, sonra filmi izliyorsunuz. Yani kritik olma yolunda ilerlemenin de bir anahtarı bu aslında. Filmi yani Death of a Salesman işte. Evet, müthiş. Dustin Hoffman. O, şunu da anlatayım. Şimdi dünyada 3 tane büyük edebi eser varmış. Bu 3 tane büyük edebi eser dünyaya böyle kocaman bir bomba atılırsa, nükleer bomba atılırsa bile o eserler kaybolmasın diye yerin bilmem kaç metre altına kazmışlar diye bir şey okumuştum yıllar önce, bir yazı. Doğrudur bilmiyorum. Bunlardan biri Hamlet, Shakespeare'in. Diğeri Godot'u beklerken, Beckett'in, müthiştir. Üçüncüsü de bu, Death of a Salesman. Yani bu 3 eser müthiş ötesidir. Dünyayı yorumlama biçiminiz anlamında tabii diğer eserler kadar faydası olacaktır. Onları da göz ardı etmeyelim. Yani bir Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini okumadan da ölmeyelim tabii ki. Ama bunun ucu bucağı yok. Yani sonu asla gelmez. Hocam aslında burada okumanın önemine vurgu yapıyoruz. Yani bu İngilizce'den çok daha öte bir konu. Çok daha temel bir konu. Yani ben eğitimlerde de söylüyorum, okumuyorsanız kurumuş bir çiçek gibisiniz. Yani sulamanız evet. gerekiyor. Toprağa sürekli su dökmeniz gerekiyor. Ve maalesef Türkiye'de okuma alışkanlığı pek yok. Yani Türkiye'de farklı olmak çok kolay. Bütün yapmanız gereken okumak arkadaşlar. Hocam sorulara geçelim isterseniz. Buyurun. Evet gençler. Benim gösterdiğim kitap şeydi arkadaşlar ya. Talent is overrated. Bu yetenek dediğin nedir ki diye Türkçe'ye çevrildi. Böyle Einstein'ın hani bu dilini çıkarmış diye bir resmi var ya, o resmi de kapağa koydular. Eğer siz yeteneğiniz eksik olduğu için matematik, İngilizce, resim, müzik öğrenemediğinizi düşünüyorsanız bu kitabı mutlaka okuyun. Böyle bir şey olmadığını, her şeyin benim kasıtlı talim dediğim, hocanın bilinçli pratik dediği şeyle aslında çözülebileceğini anlatıyor. Ve yetenekle başarı arasında bilimsel bir ilişki kurulamadığını anlatıyor. Yani torpille de kurulamıyor, zekayla da kurulamıyor, parayla da kurulamıyor. Başarıyla arasında ilişki kurulabilen tek girdi bilinçli pratik arkadaşlar. Yani çalıştığın zaman geliyor başarı, yoksa olmuyor. Kitabın özeti bu ama okumanızı tavsiye ediyorum çünkü empowering, hani sizi böyle güçsüzlükten güçlülüğe doğru çekiyor. Evet gençler, sorularınıza geçelim isterseniz. A1 seviyeden birisi 1-2 ayda B1 olabilir mi diyor. Bana zor geliyor. Bunlar cümleler. Bunlar 21. yüzyılın tüketim kültürünün cümleleri. Şimdi sizin günde kaç saat çalıştığınızı bilmeden, sizin oraya hangi araçlarla yaptığınızı bilmeden ben bu sorulara cevap veremiyorum. Hani meşhur Erikson'un vardır ya 10.000 saat kuralı. En son adam o konuda da geri adım atıp 10.000 saat dediğimiz kavram öyle tam 10.000 saate gelince bir işte mükemmel olacaksın demek değildir. Ama sevgili Melisa Şahin şöyle söyleyebilirim. A1 seviyesine gelebilmeniz için biz genellikle 200 saatlik girdiden bahsederiz. Bu 200 saatlik ders girdisini siz aya güne böldüğünüz zaman sizin için faydalı bir hale evrilebilir. Ama günde 8 saat ders çalışıyorsunuz. 8 saat girdi alıyorsunuz. Dile karşı inanılmaz bir özgüveniniz var. Çok büyük bir şeyiniz var. Orada sonuç olabilir. Başka ne var? Linguisto programını bilmiyorum ben. Şimdi bakayım ne olduğuna. Bildiğim bir program değil Linguisto. Başka soru varsa oradan bakayım. Ha, İngilizce seti. Bilmiyorum. Yorum yapamam şu anda. Yanlış olur. Peki bu kadar bol kaynak içinde doğru olanı nasıl belirleriz? Çok güzel. Dijital yeterliklerden kastettiğimiz bu işte okul, yazarlık. Bunları deneme yanılma süreciyle götürmeniz gerekir. Çünkü Cem'e uyan iş Erhan'a uymaz. Erhan'a uyan iş Nebahat'e uymaz. Her çocuk özel bir filmini biz çok izleriz. Ay çok güzel diye alkışlarız. Oradaki ana mesajı kaçırırız ne yazık ki. O yüzden kaçırmamak adına Samuel Beckett'ten bahsettik ya, büyük üstad. Diyor ki yenil, bir daha yenil, daha iyi yenil. Dolayısıyla bunları deneye yanıla çözmeniz gerekir. Cambly hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Doğru bir planlamayla olabilir ama Cambly'den önce hani free olanlar varsa onlara da bakabiliriz. Hocam soru için form doldurmuştuk. Ona bakalım. Bakalım. Hocam şimdi, birinci soruyu zaten cevapladınız. Bu faydalı uygulamalar. Ömer Faruk'un bir sorusu var. İngilizceyi iyi öğrendik diyelim ama konuşurken biraz daha aksanlı konuşmak istiyoruz. Yani böyle Türk olduğumuz belli olmasın çok. Yani ya niye? Turkish. Şimdi Turkish. Bak ben Amerika'da pek çok konferansta sunu yaptığım zaman onlar benim ana dili konuşmacısı olmadığımı anlıyordu. Dolayısıyla siz ağzınızı açtığınız anda eğer az önce söylediğim kritik dönemden önce gitmediyseniz bu ülkeye anlaşılacaksınız. You're going to be an outsider. Yani yani o ülkeden olmadığınızı anlayacaklar. Burada bir sıkıntı yok. Bunu bir netleştirelim. Ama decent English diye bir laf var. Erhan Hocam, decent English çok önemli. Anlaşılabilir olmak, mutual intelligibility. Mesajını karşıya vermek, karşıdaki taraftan mesajı almak. Ama sevgili Ömer Faruk'un sorusunu da boş bırakmayayım ben. Kendisini çok sevdim. Ona da şöyle diyelim. Daha aksanlı konuşmak istiyorsan bol miktarda film izlemeni öneririm. Bir. O filmlerdeki yapıları taklit metoduyla kendi İngilizcene katmanı isterim. 2. 3. Bunları ses kayıt cihazına kaydetmeni isterim. Arkasından karşılaştırmanı isterim. Bu süreci yaptığın zaman zaten kendi öğrenme sorumluluğunu alıyorsundur. 1999 yılında bir film bizim hayatımızı değiştirmişti. The Matrix. The Matrix filminde bir sahne vardır. Ben bunu yakın zamanda çıkacak 50 soruda dili öğrenme kitabında da anlattım. I'll be as shortcoming as possible, Mr. Anderson diyor. Ben bu ifadeyi aldım, shortcoming'i değiştirdim, oraya honest dedim, başka bir şey dedim, süreç anlamında dille oynadım. Siz de bunu yapabilirsiniz diyerek diğer soruya geçelim. Selena'nın sorusu neydi? IELTS ve TOEFL arasındaki farklar. iOS ve Tofur arasındaki farklar konusunda Google'a yazın. Google size detaylı bilgiyi verir. Benden çok daha iyi bilgi verir. Yani onlar benim çok bildiğim konular ama isterseniz biz ikinci boyuta geçelim. İngilizceyi hallettikten sonra sizce hangi dile yönelmeliyiz? Cem Hocam, buyurun. Cem Hocam, ona geçmeden bu aksan konusunda bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, aksanınızı geliştirmek istiyorsanız kulağınıza çalınan başka aksanları taklit etmeye çalışın. Yani her ülke insanı farklı aksanlarla konuşuyor. Biraz önce hoca bir Alman hikayesinden bahsetti. You're thinking diyor. Adam what are you thinking about diyor. Çünkü Almanlar thinking diyemiyor. Thinking diyor. Yani T yerine S ile söylüyorlar. Yani Yunan aksanıyla, Arap aksanıyla İngilizce konuşmaya çalışın mesela. Diliniz aksanlara yuvarlanmaya başladığı zaman, for example, sometimes you do this, sometimes you do that. Böyle Hintli gibi falan. Bunları yapmayı başardığınız zaman istediğiniz aksanı kopyalayabiliyorsunuz. Well, actually, o zaman kendi aksanınızı da silebiliyorsunuz. Fakat size şunu söyleyeyim, aksanınızı silmeyin arkadaşlar. Silmeye de çalışmayın. Yani belki burada yeri değil ama birçok ana dili İngilizce olan insan sizin aksanlı olduğunuzu duyduğunuzda sizi biraz daha ilgiyle dinliyor. Ve bana şu defalarca söylendi. Your accent is kind of sexy. Doğru. Birkaç şeyi mesela ben size Türk olarak en zor söyleyeceğiniz bir iki harfi söyleyeyim. W, tamam mı? Ya wheel diyorum, lan o dana demek diyorlar, tamam mı? Look at the wheel turning diyorum. Wheel can't turn diyorlar. Wheel's an animal. Wheel demek lazım, tamam mı? Çünkü W Türkçe'de yok. Wheel. Wheel değil. Wheel. Mesela biraz önce Cem Hoca Matrix dedi. Matrix dersen onu metrik olarak anlarlar. Eyle anlarlar. Ama filmden bahsettiğini herkes biliyor değil mi? Konteksten çıkartıyorsun adamın çok ne demek istediğini. Dolayısıyla o bir iki tane hata kalsın, o sizi daha farklı kılıyor. Daha ilginç kılıyor. Ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Kanada'da en azından Avrupa mallarının kaliteli olduğu algısı var. Mesela işte Mercedes falan, tamam mı? Ve ben orada European teacher olarak biliniyordum. Vay be, herif Avrupa'dan getirmiş. Benim için İngilizce konuşuyor. Vay, havam yerinde biri batsın. O zaman dedim abi bu aksan kalsın ya, dokunmayın buna. Evet hocam, devam. Ya kesinlikle çok güzel anlattınız ama bu böyle it doesn't happen overnight. Yani bir anda onu içselleştirmeniz zor olabilir. Kendinizle barışık olduğunuz zaman bu konu evrilecektir. Ben bir bildiri sunduğumda ya da biriyle konuştuğumda Turkish diyorlar yani Spanglish, Turkish gibi. Anlaşılıyor. Bundan da hiç gocunmuyorum. Hiçbir tereddüt yok. Ben çok mutluyum kendi İngilizcemle, aksanımla. Mesajımı karşıya veriyorum. Siz aksanım yok diye ağzınızı açmadığınız sürece olan yine size oluyor. O zaman girişim çıkmaz. İnovasyon olmaz. Çıkacaksınız, denize gireceksiniz, yüzmeye çalışacaksınız. Bu arada az önce The Matrix'ten söz ederken bir arkadaşım düzeltti. Onu söyleyeyim. Shortcoming dedim ben. Halbuki o forthcoming'ti. I will be as forthcoming as possible'dı. Bakın yaptım bir hata. Hemen bunu düzelttim. Yaptım. Yani herhangi bir sıkıntı, herhangi bir tereddüt yok. Bu arada çok soru var. Onlara bir bakayım ben. Hocam upper intermediate'den sonrasında sağlam bir geçişi nasıl sağlarız? Ya o upper intermediate'den sonra sağlam geçişten kastettiği şu herhalde. Artık dilde var olmak. Böyle hayata geçirmek. Mesela şöyle düşünelim. Eğer siz Amerika'da bir pub'da bütün sohbetleri rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz, o seviyeye geçmişsinizdir. Çünkü benim ilk zorlandığım noktalardan biriydi o. Ben İngilizce öğretmeni olarak gitmiştim, doktora yapıyordum ama işte pub'larda, sohbetlerde pek çok şeyi kaçırıyordum. O da kültürel unsurlardan olabilir. Sizin did you go home diye öğrendiğiniz şeyi adamlar did you go home diyorlar. Dolayısıyla o size yeni bir şey gibi geliyor. O yüzden sevgili resnelim, haydi senin adın, yakaladım seni. Sana önerim şu olsun, bol miktarda girdi almaya çalış, kelime dağarcığını bunlarla geliştirmeye çalış ve artık bu dil seviyesinde sevgili kardeşim bolca üretmen lazım. Konuşma yap, yazı yap, bunların her biri anlamlı hale gelecektir. Hocam Koko ne iş? Ya o Barış Özcan mıydı? Barış Özcan'ın geliştirdiği bir şey. Bu konuşmayla ilgili ikinci boyutunu unuttum. Çok uzun zaman önce izlemiştim. Eğer chatlerde varsa yazsınlar. Yani dil öğrenmek için konuşmanın anlamda olduğunu söylüyor. Evet, o noktada mantıklı ama bunlar yöntem falan değil. Yani bunları öyle yöntem gibi düşünmeyin. Ha, korkma konuş. Korkma konuşsa güzel. Barış Özcan'ın söylediği bir şey. Korkmayacağız. Zaten biz ne konuştuk, ne anlattık? Risk alacağız dedik. Ne dedik? Mistakes, hatalarımız bizler için arkadaş dedik. Bizim onlar müttefikimiz dedik. Ama işte şöyle olmuyor Erhan Hocam. Hadi bir korkusuzca konuşlarla olmuyor bunlar. İnsanın içsel yolculuğu var ya, bu dil öğreniminde de çok önemli. Bugün Clubhouse'da bir sohbet vardı. Bir arkadaşım beni davet etti. Konu şu. Şimdi çok seveceksiniz. El alem ne der? Ya Türkiye'de el alem ne der diye bir lobi faaliyeti yürüyor. El alem ne der diye lobi faaliyetini dikkate alırsan ne dil öğrenebilirsin ne girişimci olabilirsin. El alemin ne dediğini sen değiştireceksin. O yüzden bence denize atlayıp bu anlamda risk almak lazım. Özge'nin bir sorusu var burada. Hocam, buyurun. Yemişim el alemi diyeceğiz, geçeceğiz. Burada da Richard Feynman'ın bir kitabını önereyim. Ben de not alayım. Why do you care what they think? Why do you care what they think? Okay. Kime ne ya onların ne düşündüğünden? Ya çok hakikaten güzel. Arkadaşlar ya. Ya el alem ne der? Çok ezikçe bir düşünce. Yani el alem benim ne diyeceğimi düşünsün. Beni dinlesin el alem. Vur kır parçalı abi bunun Türkçesi. Korkusuzca konuş. Kesinlikle. Aynen öyle. Vallahi gerçekten öyle. Çok güzel söylediniz. Ama işte orada şey de çok önemli. Akran durumu. Şimdi bu eğitim sohbetini pek çok boyutta tartışabiliriz. Hani akranlar da bunlara ciddi anlamda sıkıntı çıkarıyor. Yani şimdi herkes bir geçmişteki öğrenme hikayesine dönsün. Mesela Erhan Hoca az önce 1967 yılından, 68 yılından IM örneğini verdi. Şimdi hepinizin böyle hikayeleri var mı? Var. Hepinizin var. Oralar üstünü böyle örtülmüş. Sonra onları çıkaracağız. Ama onları çıkarmadan da çok ciddi anlamda bir yere evrilemiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Ben Yetken Hareketi'ni çok anlamlı buluyorum. Çok destekçisiyim. Ne güzel işler yapıyorsunuz Erhan Hocam. Çünkü her şeyi yüksek öğretim kurumlarından, İşte örgün eğitimden beklememek de lazım özellikle 21. yüzyılda. Zaten siz şu anda bunu takip ediyorsanız sevgili arkadaşlar, siz tersten bakmaya meyil eden gençlersiniz. Bu sürecinizi daha fazla sürdürün. Çünkü aynı konuya döneceğiz. PISA açıklandığı zaman herkes aman ne kadar ortalamadayız dedi. Letonya denen ülke yıldız gibi parladı mesela. Niye? Çünkü Letonya denen ülkenin üst seviyesinde bulunan çocukların oranı Türkiye'nin 2,5 katı falandı sayısal verilerde. O çocuklar var ya, dünyayı değiştirecekler. Bizim o çocukları arttırmamız lazım. O çocukları arttırmazsak, beyin gücü arttırmazsak yarın öbür gün inovasyonu unutmamız gerekiyor. Bizim bunu yapmamız lazım. Hocam çok doğru bir noktaya değiniyorsun. Ben de bu PIAK sonuçlarını sunarken sadece en üst düzeye gelebilenlerin oranına bakarak sunuyorum. Çünkü toplumun lokomotifi olacak olanlar onlar. Bizde okuma ve yazmada 6. seviyeye çıkabilen oranı %0,5. OECD'de %10. 20 mislimiz. Kimle yarışıyoruz biz? Dolayısıyla arkadaşlar bu hakikaten the fallacy of the average diyebilirim buna. Yani ortalamalara takılıp kalmak. Tepelere, uçlara bakmamız lazım. Oraları hedeflememiz lazım. Dolayısıyla biraz kariyer planlama ya da kariyer yönetimi tavsiyesi de vereyim size. Ya tamam, zayıf taraflarını bil ama zayıf tarafların hepsini ortalamaya getirmeye çalışırsan ortalama bir insan olursun. İyi taraflarından bir iki tanesini mükemmele çevirebilirsen çok daha aranan insan olursun. Çok güzel söylediniz. Bir tane daha kitap önereyim o zaman. Ben böyle gençlerle kitap konuşmayı çok severim. Hocam ortalama deyince pek kesin duymuşsunuzdur ama bir daha bu gözle bakın. Ortalamanın sonu mesela, herkes ortalamaya sıkışmak zorunda değildir. Çünkü o anlamda baktığınız zaman yabancı dilde bu noktada bir araç. Arkadaşlar şey diyorlar, yorumlarda sorulara bakalım diyorlar. Öğrendiğimiz yeni kelimeleri nasıl kalıcı hale getirebiliriz? Bunu konuştuk. Kelime tekrarları. Bir tane uygulama önereyim bu soruyla ilgili olarak. Lütfen yorumlar kısmına yazınız. Şimdi aklımda değil, hemen söyleyeceğim size. Evet, buldum. Anki diye bir uygulama. Şimdi ben şeyi inceliyorum. Poliglotları. Birden fazla dil bilen insanlar nasıl oluyor da bunu beceriyor? Mesela Tim Doner diye bir çocuk var. Hayranıyım. 22 dil biliyor. Türkçe de bunlardan biri. YouTube'daki videoları 4 milyon, 5 milyon falan izleniyor. Ben de Türkiye'de şu an 2 tane tez öğrencimle bu konuda bir araştırma yürütüyorum. Çok dilliler neler yapıyor? Onların yaptıklarını alabilirsek, ülke genelinde yayarsak işi çözebiliriz. Mantık bu. Uygulamanın adı Anki. Yazdınız mı? Hemen bir bakayım. Anki. Faydalanabilirsiniz. Anki mi hocam? UNK'ye. Yok. Evet. Batu'nun yazdığı gibi. Pardon. Anki. Bazen hızlı akıştan Türkçe mi söylüyorum? What is Matrix oluyoruz? Ben neredeyim oluyorum? Kusura bakmayın. Ama öyle. YouTuber'ın adı Tim Doner'di herhalde. Dur bir bakayım tekrar önümden. Hocam sana da bakarken ben de sen Anki dedin ya, ben onu anti anladım. Bir anti hikayem var, onu anlatayım. Buyurun. Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık bitmiş. Yani Almanca biliyorum tabii, gelmişim. İngilizceyi rahat öğrendim. Girdik 1. derse, kalkülüs. Hoca İngiliz, tamam mı? Şimdi adam integrali anlatırken bu aslında türevin tersidir diye anlatıyor. Anti-derivative deyip duruyor, tamam mı? Anti-derivative, anti-derivative. Ulan anlamıyorum. Yanımdakine döndüm. Anti ne dedim? Hiç unutmuyorum. Yasemin Palanduz şu anda Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölüm Başkanı. Bana döndü. Anti dedi. Ben nasıl unutmam ya. Ulan anti'yi anlamamışım. Çünkü hoca anti diye söylüyor. Evet. Oluyor böyle. Gerçekten oluyor. Ve bunlar insanda şey yaratıyor. Ya ben bu işi öğrenememişim, ben bu işi... Ama işte durum öyle değil. Sen o zamana kadar öyle duymuşsun. Dolayısıyla öyle duyduğun için öteki türlü anlamakta, araştırmalarla da bunlarla sabit. Amnat Show mesela bunların tipik örneklerinden biridir. Sen onu duyuyorsun, şur, çıkıp öyle yapıyor. Hani aliterasyon diyorlardı herhalde, o birleştirme. I've mesela I have been to diye biliyorsun. I've been to. Birleştirdiği zaman çok daha başka bir yere evriliyor. Bu İsmi arada bulamadım. Cem Hoca'nın son 2 örneği İngiliz aksanıydı arkadaşlar. I'm not sure. Amerikan Tim, değil. Evet. Tim Doner'de herhalde. Sosyal medyadan bir tekrar bakarız. Şimdi toparlayamadım ama 20 küsür dil var. Türkçe de var bunların arasında. 2 tane soru var. Şimdi o kadar zahmet etmiş arkadaşlar, soru hazırlamışlar. Onlara değinmeden geçmek istemedim. Dil öğrenmek bir süreç. Bu süreçte motivasyonumuzu kaybetmemek adına neler yapmalıyız? Neden dil öğrendiğini buldu. Clearly Villager buldu. İşte süpersiniz, harikasınız, var olun. Motivasyonunuzu, şimdi her zaman aynı süreçte yürümüyor iş. Yani bu bir gerçek. Bazen ups and downs diyoruz ya, hayatta var bunlar. Neden o dili öğrendiğinizi hatırlayın. Neden, amacınız ne? O dil size ne katacak? Nasıl bir fayda? Yani bakın Jack Ma anlatıyor ve diyor ki ben o dönemde İngilizceyi öğrenerek bunun bana fayda sağlayacağını düşünüyordum. Sen girişim mi yapacaksın? Sen yüksek lisans mı yapacaksın? Sen yurt dışına gittiğin zaman bunu hangi anlamda kullanacaksın? Onları hatırlamak lazım. Bir de 5 dakika kuralından bahsediyor. Birinin yazısında okudum, benim değil. Hani referans vereyim, citation anlamında sıkıntı olmasın. 5 dakika kuralı şu: her gün 5 dakika İngilizce çalışmaya başla, bunu bir amaç edin. Zaten süreç içinde akarsa o 5 dakika 1 saat oluyor. Ama 5 dakika disiplinli olarak kendini planla. Zaten çalışmak istemediğin zaman, yani bu sorduğun motivasyon düşük olduğunda da ya ne olacak 5 dakikada yaparım diye düşünüyorsun ve süreçte diriliyorsun. Kuralın kim olduğunu bilmiyorum ama 5 dakika kuralı önemli. İngilizce çalışırken 4 ana beceriyi de kullanabileceğimiz, tabiri caizse kompakt bir çalışma yöntemi önermemiz mümkün mü? Bu konuda da yine kitabımda da bunları çok detaylıca anlattım. Çünkü Erhan Hocam, 1500 tane soru topladım ben Türkiye'den, bütün her yerden. Böyle bir kitap yazacağım, Bilim ve Gelecek kitaplığında. En çok merak edilen sorular nedir? Yaş gruplarına göre bunları sıralandırdım. Frekanslarına baktım. En çok tekrar eden sorulara baktım. 50 soruyu öyle indirdim. 18-30 yaş arasındaki çocukların, yani katılımcıların en çok merak ettiği soru bu. Ben dil öğrenirken 4 temel dil becerisine göre mi çalışmalıyım? Hangisini öncelemeliyim? 4 temel dil becerisini aynı anda çalışmalısınız. 3 tane boyuttan oluşan bir dil öğrenim sürecinden detaylı bir şekilde kitapta bahsediyorum ben. Ona bakabilirsiniz çıktığı zaman. Ama şöyle kabaca özetleyeyim. Bir yandan 4 temel dil becerisinden bu konuştuğumuz uygulamalar yürüyecek. Bir yandan English Grammar and Use. O kitabı yazar mısınız lütfen? English Grammar and Use. Olmazsa olmaz bir kitaptır. Ben İstanbul'da Kadıköy'de yaşadım. Akmar Pasajı'nın dili olsa da benim o İngilizce kitapları alma hikayemi anlatsa, bu English Grammar and Use'un kırmızı kitabını alınız. Kırmızı kitabı size çok basit olarak grameri anlatacak. Mavisi biraz daha yüksek. İkinci kanal bu. Gramer ve kelime. Kelimeyi nasıl çalışacağız? Anki dediğimiz uygulamadan. Bu kelimeler nereden gelecek? Gökten böyle vahiyle mi inecek? Hayır. İzlediğin filmden gelecek. Dinlediğin şarkıdan gelecek. Oradaki kelimeyi anlamayacaksın. Antay mı diyor adam, anti mi diyor, ne diyor, what is matrix, ben neredeyim diyeceksin. O senin için target vocabulary olacak. Hedef kelime olacak. İkinci boyut bu. Konuştuk. Üçüncü boyut ise cep telefonunuzu o dilde kullanınız. Mümkün olduğu kadar hayatın içine katınız. Sosyal medyada onlarla ilgili hesaplar takip ediniz. Mesela ben hiçbir şekilde İngilizceye karşı motive olmayan bir çocuk grubuna bir konuşma yaptım. Köy okulundaki çocuklar bunlar. 100 kişilik bir grup geçen hafta. İngilizceden nefret ediyorlar. Sonra bana Ronaldo'nun hayatını İngilizce anlamaya çalıştım hocam diye mesaj gönderdiler. Yani ilişkilendirmeye çalışın. Böylelikle bu soruya da cevap vermiş olayım. Koko tekniğini de bildiğim kadarıyla cevaplamış oldum. Gönderdiğiniz Excel dokümanlar için çok teşekkür ederiz. Siz emek vermişsiniz. Onları cevapsız bırakmak istemedim. Lady Budapest'te da çok iyi bir şey söylüyor hocam. Öğrendiği zaman bir kelimeyi eş anlamlarına ve zıt anlamlarına bakıyormuş. Tabii. O da güzel. Çünkü orada şöyle bir durum var. Bir kelimeyi bilmek ne demektir sorusu $1 milyon question. Yani kelimeyi bildiğin zaman sadece anlamını bileceksin. Hayır. Collocation'ını bileceksin. Connotation deriz biz ona. Pozitif mi, negatif mi? Mesela klasik örnektir. Thin, slim. Bunlardan bir tanesi ince, zayıf, diğeri sıska. Birisi pozitif anlamda, diğeri negatif anlamda kullanılıyor. Ya da I am making a mistake mi, I'm doing a mistake mi? Yani make a mistake mi, do a mistake mi? Pronunciation'ı. Onların her biri çok önemli. Anki o konuda yol gösterecektir size. Ama yani yine aynı yere varıyoruz belki ama girdi dediğimiz işi okumadan ve dinlemeden almamız gerekiyor. O yüzden kitap okuyun, okumak bizi iyileştirir. Hep ben bunu böyle söylerim. Oralardan fayda sağlayabilirsiniz. Bu öneriler de güzel. Buradaki önerilerin hepsine bakıyorum. Nitekim Google bu konuda 40 dilde çevir. O konuyu birazcık az önce görüştük, konuştuk. Oxford Dictionary sözlüğünde seçin. Mesela evet, o da iyi bir uygulama. Oxford Dictionary'de benim notlarım arasında da vardı ama ona çok fazla değinemedik. 3000 evet, tane kelime seçilmiş. Dediğimiz şey yani 2000-3000 kelime günlük hayat konuşmalarının çoğu için yeterli oluyor. Bir de bunu söyleyip biraz rahatlatmak lazım herhalde öğrencileri. Yoksa 80-90-200 bin kelime var İngilizce'de. Tabii ki ya. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. O konuda Paul Nation'ın bir araştırması var. Böyle o araştırmayı ortaya koyduktan sonra insanlar birazcık saldırdılar aslında. Çünkü bunları böyle sınırlandıramazsın dediler. Adam da evet sınırlandıramam ama ölçebildiğim şeyi yönetebilirim. Yönetebildiğim şeyi ölçerim diye bir yorumda bulundu bizim alan için. Ve dedi ki işte şu kadar kelimeyle bunlar yapılabilir, halledilebilir dedi. Dolayısıyla rahatlatmakta fayda var. O günlük ifadeler bağlamındaki kelime sayılarını bilmek bizim için son derece mantıklıdır. Yani sen Shakespeare'in 3. Richard'ındaki muhteşem bir tiratı anlayıp oradaki felsefi bir tartışmayı bir tiyatro yönetmeniyle derinlemesine tartışmayacaksan zaten konuşacağın kelimelerin seviyeleri, sayıları bellidir. Arkadaşlar bu yurt dışı sorusu tekrar geldi. Yani Cem Hoca buna başta cevap verdi ama ben şöyle biraz farklı bir cevap vereyim. Ben Almancayı sular seller gibi Türkiye'de öğrendim ama akıcı hale gelmeniz ve aksanınızı oturtmanız için immersion gerekiyor, bandırma gerekiyor. Çok yani güzel. Sizin o dili kullanması gerekiyor. Ben Almanya'ya gittiğimde staja Türkler beni Türk kahvesine çağırdılar. Gitmedim arkadaşlar. İyi yapmışsınız. Ya, o ayrı mesele hocam da. Türklerle temas olmasın da sürekli Almanca konuşmak zorunda kalayım dedim. Aynı şekilde Amerika'ya ilk gittiğimde doktora için ilk bir ay falan hiç Türkçe konuşmadım. Annemleri aradığımda bocalamaya başladım. Dolayısıyla yurt dışının öneminden çok o bandırmanın önemi var. Ve evet, C2'ye varmak için belki böyle bir bandırma, böyle bir immersion faydalı oluyor. Ben Kanada'da uzun zaman geçirmedim. 20 sene yaşadım yani. Kesinlikle tavsiye ederim bandırmayı C2'ye gelebilmek için. Bandırma ne güzel oldu. Çok net anlattı. İşte girdi. Aynen öyle. O çok mantıklı, çok kıymetli gerçekten. Çünkü o saplantılardan çıkmak lazım. Yani bunlar eskiden belki mümkün olmayabilirdi ama ben onları şöyle yorumluyorum. Seligman herhalde öğrenilmiş çaresizliğin ortaya atan kişi. Onun böyle bu kavramı ilk nasıl ortaya attığıyla ilgili bir makaleye rast geldim. Bu öğrenilmiş çaresizliği yaratan bizleriz. Yurt dışına çıkmadan yabancı dil öğrenilmez. Bir öğrenme çukuru yaratıyor. Niye öğrenilmesin? Öğrenilir. İyi bir öğretmen bulmadan öğrenilmez. Niye öğrenilmesin? Öğrenilir. Bunları yapabildik. Hani çok örnek veririm ben öğrencilerime. Rocky 4'ün sonunda bizim muhteşem kahramanımız Rocky Balboa, Ivan Draga'yı yeniyor ya, knockout ediyor. Sonra müthiş bir konuşma yapıyor Adrian'ın yanına alıp. Ben değişebiliyorsam, sen değişebiliyorsan herkes değişebilir diyor. Bunu öyle yorumlamak lazım. Ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin. Asıl olan ne? Disiplinli bir şekilde bunu planlamak. Çünkü bunlar gökten zembille inmiyor ki. Onu buldum hocam, söyleyeyim. Günlük dili konuşmak için, anlamak için 1000-1500 kelime diyor. Profesyonel yetkinlik için işte 3000-5000 kelime diyor. O kadar. O kadar. Evet, yani aynen öyle. Kabaca öyle bir şey söylüyor. İşte sonra film izlemek ve çoğunu anlamak için, bu çoğu da bilimsel anlamda bir problemdir aslında. Çoğu diye kullanmayız biz. Daha böyle olmamız lazım, somut olmamız lazım. 4000-5000 diyor. Yani o anlamda baktığınız zaman bol miktarda kelime ve bu kelimelerin bağlam içerisindeki durumları. Zaten bağlamda öğrenir. Her öğrenme bağlamda gerçekleşir. Kelimelerin kullanım alanları nasıl öğrenilebilir? Sözlük. Yani mesela pek çok şey sözlüğü var. Benim telefonumda 5-6 tane sözlük var. Ben bugün bir çalışma yaptım. Hala bunu kullanıyorum. Ya ben old school bir adamım belki. Açıp buradan bakıyorum. Kelimenin başka bir anlamına bakıyorum. Bu sözlüklerden vazgeçmeyin. Yani evde böyle sözlükleriniz olsun. Benim şurada bir sözlük dolabım var. Webster var mesela, bir tane kocaman. Bakmaya, dokunmaya kıyamıyorum. Yani gidip arada kokluyorum. Siz böyle olmayabilirsiniz ama bir tane böyle sözlüğünüz olsun arkadaşlar. Alıp bakın. Arkadaşlar, İngilizce öğrenme konusunda yetkenlerin bildiği bir hikaye var. Uzun anlatmayacağım ama benim yeğenim tamamen video oyunları oynayarak, bilgisayar oyunları oynayarak İngilizce öğrendi. Hocam o soru da yine var gerçekten. Ben 2 tane çok önemli gamer'la tanıştım. Onlarla Zoom üzerinden çok güzel sohbet ettim. Bu çocuklar dünyaca başarılı çocuklar. İkisi de müthiş. Bilgisayar oyunları ve yabancı dil öğrenimi arasındaki ilişkinin ete kemiğe bürünmüş hali. Ben veli eğitim seminerleri yaptıktan sonra anneler babalar beni kovalayacaklardı. Ben dedim ki onlara, ya şu bilgisayar oyunlarından korkmayın. Kendi plansızlığınızdan korkun. Beni sevmediler. Hürriyet gazetesinde bir yazı yazdım. Sosyal medyada paylaştım onu. Altında döşedi insanlar. Sen bilgisayar oyunlarının zararını biliyor musun? Biliyorum. Benim de 2 tane çocuğum var. Ama ben çocuğu başıboş bırak orada oynasın demiyorum. Bir plan çerçevesinde bilgisayar oyunlarının yabancı dile büyük bir faydası var. Büyük bir katkısı var diyorum. Zaten diğer becerilerle de ilgili şeylerin önüne geçilemez. Yaratıcılık, critical thinking konusu da çok önemli. Herhalde pek çok soruya dokunduk değil mi? Hocam şu anda gelen sorular sohbetin başında konuştuğumuz konular. Sohbetin başında arkadaşlar. Şimdi bunu yanılmıyorsam bizim gençler kayıt ettiler ve YouTube'da yeniden yayınlanmasını sağlayacaklar. Dolayısıyla kaçıp başına getirenlerin oradan izlemesini önereceğim. Hocam benim tahminimden de öte faydalı bir sohbet oldu. Çok sağ olun, var olun. Umarım gençleri biraz heveslendirebildik, yüreklendirebildik İngilizce öğrenme konusunda. Gerçekten İngilizce bilmiyorlarsa 20. yüzyılda var olmaları, başarılı olmaları çok çok zor. Ben size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Rusça ve Çince öneriyorum arkadaşlar. Almanca ile Fransızca ile hiç vakit kaybetmeyin. Evet, sağ ol, var olacağım. İstersen ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi bütün yaptıklarınızdan dolayı çok zevkle takip ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bu güzel program içinde umarım şöyle bir cümleyle bitireyim. Şimdi iyi öğretmen pek çok şey yapabilir ama büyük öğretmen ilham kaynağı olur. Sizler de bu konuşmadan ilham aldıysanız ve bu ilhamınız harekete geçiyorsa biz çok faydalı 2 saat geçirdik demektir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Hocam misyonerliğe devam. Bir sonraki dönemde, yani bundan 2 ay kadar sonra, en fazla 3 ay sonra seni tekrar bekliyoruz bir sonraki grup öğrenciler için. Tabii ki, her zaman hocam. İyi akşamlar. Sağ ol, var ol. İyi akşamlar. Çok sağ ol.